sevgilim Neden yakın bir arkadaş gibi sesin Bilmedi nasıl soğuk yerimdeyim Ördüğün duvar sen gibi kokar Nilay örnekle nasıl olunur bu bölümün şey yaptı şey, akşam. <laughs> Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum kendi şarkılarının sözlerini yazan, besteleyen bir sanatçı, aynı zamanda yazar Kalben. Hoş geldin Kalben. Sevgili şu an nasıl olunur da. Çok mutluyum şu an <laughs> seninle oluştuk. Bütün <laughs> dinleyicilerimize katılanlara da öpücükler, sevgiler gönderelim. Oh. Ne güzel ya. Ben bu yayının da biraz hikayesini anlatmak istiyorum. Bu yayında bir destekçim var. Mac Kozmetik Türkiye destekçimiz. Onu da anlatayım. Bizler Brandwick sahnesine çıktık. Mac Kozmetik'in Türkiye marka direktörü Nazlı Altıpat, voleybolcu Zehra Güneş, Kalben ve ben. Nilperi o gün yanımızda değildi değil mi o serseri? Nilperi Şahinkaya yoktu <laughs> ama siz aslında markanın üç dijital yüzüsünüz değil mi? Evet. Sahneye çıkmadan önce de toplantılar oluyor. Bana o gün de dediler ki ya biz Brandfix sahnesinde sizle birlikte olmayı çok isteriz ama podcast'te çekebilir miyiz acaba bu isimlerle? Siz ne düşünürsünüz? Ya ben dedim çok sıcak bakmıyorum aslında podcast'te derken. Ben nasıl ki her marka ile yana geldiğimde rahat edemiyorsam sen de her marka e Ama işte ne tatlı bir şey olacak sonra. Şahane anda. bir Aa! şey oldu. Ve o gün biz birlikte geçirdik. O sahne kalbenin enerjisi ve göster renklerini yani o sloganın altını tam dolduran bir isim ve ben Kalbini uzun süredir takip ediyorum. Birbirimizi sosyal medyadan da izliyoruz, yazışıyoruz, biliyorum, dinliyorum. Sana çok hayranım ben ve ben çok hayran olunca çekinirim. Ya karşılıklı ah. ben kitabını okudum ve kitabın beni çok etkiledi. Daha doğrusu okumadım, dinledim. Storytel'de senin sesinden. Hem de sesinden. Storytel'de. Evet. Şimdi okumayın, dinleyin diye herkese tavsiye edemem. Çünkü hani herkesin kendi tercihi ama kalbenin sesinden. Müthiş. Müthiş de okumuşsun. O çok zor bir şey. İnsanın kendi yazdığını ne kadar hani sanatçısı da olsan bu işi, sahneyi de bilsen bambaşka çok güzel bir okuma, çok güzel bir kitap. Yazar olarak kalbim benim için ayrı bir yerde. Çok istediğim biriydi. Şimdi de Çok mutluyum şu an. <laughs> Renklerini göstermesi için burada diyeyim. Seni konuşturmadım. Arkadaşlar ben şu an sandalyede erimiş durumdayım. <laughs> Nasıl olunur da biraz şunu yapmaya da çalışıyorum. Yani o insanı bugüne getiren nedir? Başarıları, başarısızlıkları nedir onlar diye bakarken çocukluğa bakıyorum. Oradaki eksikliklere ya da çok güzelliklere bakıyorum. Ya da çok doğal ve harika olan şeyleri değil mi? Doğru. Evet. Hepimizi şekillendiren bir sürü şey var. Çocukluk öyle oluyor. Yaşanan yer, evet. ortam, doğa, okullar, yatılım okumuş, değil miymiş? Ya bunlar nasıl olunurum bana öğrettiği şeyler. Ben de elimde olmadan hep bakıyorum insanların. Bütün o akıştaki seçimlerine ya da onlardan önce yapılmış seçimlere onlar adına. Sonra onları nasıl manipüle ettiklerine ya da tamamıyla değiştirdiklerine. Mesela ben İskenderun'da bir askeri hastanede doğuyorum. İki memurun çocuğu olarak. Biri öğretmen, biri asker. Onlar çalışıyor diye işte Osmaniye'ye, Tatvan'a gidiyoruz. Oradan geri İskenderun'a dönüyoruz. Oradan babam kafayı birazcık bozuyor. Herkese eşit davranmayan bir sistemle istifa ediyor. Sonra emekliliğini veriyorlar ona. Biz Edremit'e gidiyoruz. Onun köyüne, kasabasına. Köyde büyüyorum ben, Zeytin Köyü'nde. Evet. Edremit kasabasında. Sonra İzmir'e gidiyoruz ben 9-10 yaşındayken. Mesela hep büyük şehirde büyümüş çocuklarla benim aramda İster istemez bir fark oluyordu o zaman da oluyordu. Ama küçük yerde de çocuklarla aramda bir fark oluyordu. Onu da hatırlıyorum mesela. Hı hı hı. Çünkü onun da sebebi benim evimde yaşadığım şeylerin onların evlerinde yaşadıkları şeylerden daha farklı olması ve çocukların bana bunu ilginç bir şekilde işte akran zorbalığı olarak uygulamasıydı. Yani aynı kasabada, aynı köyde olsan da, aynı dili konuşsan da, aynı üniformaları giysen de... ...kimi zaman çocukken bile ayrımcılığa uğrayabiliyorsun. Çocukken bile çok yalnız, terk edilmiş hissedebiliyorsun. Çocukken bile kendini tuhaf, çirkin, işte sevgisizliği hak eden bir halde bulabiliyorsun. Ve ülkemizde şu anda böyle çok çocuk var. Evet. Yapayalnız, terk edilmiş hisseden. Onlara belki de bir yerlere gelebildiğimizi göstermek, sesimizi çıkarabildiğimiz, konuşabildiğimiz, şarkımızı söyleyebildiğimiz, elimize ekmeğimizi alabildiğimiz, hatta e, bu ekmeği dostlarla paylaşabildiğimiz ve bir ekonomi var edebildiğimiz bir yere geldiğimizi göstermek, senin adına, benim adıma farklı hikayelerden gelip de bunu kadın bedeninde, bu kimlikte yapmak ya da bunu başka bir kimlikte ve bedende yapmak. Ben onu da artık çok birbirimizden ayrılmak için bir sebep olarak görmüyorum. Bence çocuklara şu an benim ve senin ve konuşan ve anlatan insanların verdiği şey bütün bu hikayeleriyle, çocukluklarını anlatarak, gençliklerini anlatarak, bu izleri arayarak birbirlerinde. Şunu demeye de çalışıyoruz bir yandan. Çocuklar geçmişte ne olursa olsun, yani şu an çocukluğunuzun içinde ne kadar güçlük çekiyorsanız çekin. Genç kızınızın, genç erkeklerinizin ya da genç insanlığınızın içinde, ergenliğinizde bir gün gelir fikrinizi, sesinizi duyurabilirsiniz. Ne kadar zor olursa olsun. Bunu söylüyor olmak benim hoşuma gidiyor. İşte böyle bir mesela Hı -hı. göster renklerini diyebilirim Hı -hı. rahatlıkla. Kendimin bunu en iyi yakaladığı ve en iyi yaptığı şey neresi dersen ben ne işe yarıyorum yani? Kalben ne işe yarar? Hani nasıl Hı -hı. olunurdan önce Hı -hı. ne işe yarar dersen insanlara ne olursa olsun kendi hayatlarında ve etraflarında olup biten hayatlarda ve bu güzel gezegende ve bu güzel gezegenin içinde olduğu bu güzel muhteşem sistemde bir inanç yakalarlarsa, bir tutku yakalarlarsa, bir uğraş yakalarlarsa, bir beceri geliştirirlerse, bir yetenek var ederlerse kendilerinde, iki kuruşları bile olsa o iki kuruşla harcanabilir, tükenebilir, kırılabilir, çürüyebilir eşyalara değil de kendi içlerinde kendilerini dolduracak, kendilerini mutlu edecek, etraflarına belki sevgi yayacak, mutluluk yayacak, neşe yayacak, umut yayacak bir şeylere yönelirlerse bir gün bütün o geçmişteki acı hikaye, bütün o sert hikaye, bütün o yamuk hikaye hatta hiç öyle olmaması gereken hikaye yani adilane bir düzende ve erdemli bir insanlık alemi boyutunda düşünseydik ve uygulasaydık. <laughs> hiç öyle olmaması gereken şey o çocuğun hiç öyle yaşamaması gereken şey bir bakmışsın o çocuk kendi renklerini gösterebiliyor, kendi sesini çıkarabiliyor. Artık büyümüş ve birileriyle oturup dostlarıyla, arkadaşlarıyla, tanışmaktan gurur duyduğu, hayran olduğu insanlarla oturup sohbet ediyor ve Yine o çocuktan bahsediyor ne acıdır. Evet hala o çocuk var çünkü ve hep olacak belki o çocuk. Sende güzel olan bunları fark ettiğin bir süreç yaşaman sonuçta. Geriye gidip de gösterecek renklerini bulman, bunların gösterilir olduğunu fark etmen. İyi ya da kötü. Evet. Mesela işte biraz önce bahsettiğim Brand Week Söyleşisi öncesi yaptığımız toplantılarda Mac Kozmetik ekibi e bana bir takım araştırmalardan bahsetmişti. Ben de bayılırım böyle şeylere. McKinsey araştırma şirketi bir büyük gençlik araştırması yapmış. Ben bu yayında da bu araştırmanın sonuçlarından bahsedelim istiyorum. Mesela Z kuşağı ile ilgili araştırmaları var. Z kuşağı 1996 sonrası doğanlar mıydı? Kimdi? Yetişkinlerin her dediğinin doğru olmadığını artık bilen, evet. elinde tuzlukla sağ sola koşmayan, haklarını <laughs> araştırmayı bilen, biriyle date çıkmadan önce onun adını bir arama motoruna yazmayı bilen ya yani da onun sosyal medyasından bakıp da onun ne mal olduğunu biraz anlamaya çalışan. Bilinçli çocuklar, bilinçli gençler diyelim biz onlara. Evet. <laughs> Yaş söyleme bize de gerek hani yoktu. benim mi? hiç olmadığım şey yani <laughs> bir zamanlar. Ama çok güzelmiş. Mesela oradaki başlıklar benim dikkatimi çekmişti. Hatta bugün de notlarını alıp geldim. Diyor ki sosyal sorumluluk sahibi. Evet. Çeşitlilik ve kapsayıcılık bu gençlerde Harika var. Harika bir şey. Kısa dikkat süresi. Bu iyi mi kötü mü bilmiyorum Şöyle, ama. Şöyle yani rengine, diline, işte inancın, inançsızlığın, yok efendim kadın, erkek, non-binary, queer demeden... ...herkesin bir arada olabildiği, herkesin birlikte yaşayabildiği bir yerin umuduyla. İklime de, çocuk haklarına da, hayvan haklarına da aynı desteği verebilecek bir coşkuyla yaklaşmak mesela mesela ben 38 yaşındayım. Ben bile bazen birkaç yıl öncesine kadar ya böyle bir ülkede de bu sorun şimdi konuşulur mu dediğim oluyordu. <laughs> bu kadar ahmaktım ben de bu kadar <laughs> cahildim. Şimdi aslında bu dünya güzeli harika çocuklarla konserlerde buluşa buluşa onlarla sohbet ede de şeyi görüyorum yani. Ne var orada mesela cinsiyet akışkanlığı ya da kimlik akışkanlığı. Bak Ondan aynen öyle. bilirsiz ha. cinsiyet normları ve kendin yap kültürü mesela. Kendin yap kültürü mesela. İşte o şirketten alıp bu şirketin fabrikasını gönderip orada defolu malları da şu pazarlara dağıtan falan bu alışveriş zincirinin içinden de çıkıyor çocuklar bu arada. <laughs> Çocukları da sevgiden söylüyorum. İşte aramızda yaş uçurumu falan hissederek değil ben bütün sevdiklerime diyorum bunu. Ay ben de lütfen çok rica derim ediyorum ya. arkadaşlarım dostlarım zannetmeyin ki yukarıdan bakıyorum zannetmeyin ki kibirli bir popinto'yum hiç öyle bir şey değil ha zaman olabilir doğru ama şu an değil <gülüyor> <gülüyor> çok sevgiden oluyor ve kural olarak gördüğümüz, bizi kısıtlayan, bizi baskılayan, bizim tahakküm olarak algıladığımız şeylerin tahakküm olmadığı alanlar var ediyorlar birlikte. Bu beni gururlandırıyor. Aha. O eyleme gitmekten benim kadar çekinmiyor mesela. O adamın toksik olduğunu benim kadar geç fark etmiyor mesela. <laughs> Babasına çok daha farklı bir yerden baş kaldırabiliyor. Ben gurur duyuyorum. Çok heyecanlanıyorum. Çok mutluyum yani. Tabii işte bu göster renklerini bana anlatırken Mekke gibi şunu da söylemişti. Makyaj alışkanlıklarından bahsediyorlar. Beni çok şaşırtan şeyler söyledi. Bir dönem insanları kusur kapatmak Hah. için makyaj yapıyorlar. Sanki Hah. bizde bir yamukluk var da biz onu kapatacağız. Evet. İşte o fondöten onun için var. O işte ruj evet. onun için var. Oysa ki şimdi muhteşem bir ifade biçimi bu. Çok acayip. Yara izini göstermek Yara için. Yara izinin daha belirgin olması. Evet. işte vitiligonun daha belirgin olması için. Gözlerindeki tembelliğin daha belirgin olması için. Dudağının kenarındaki kırışıkların daha belirgin olması için. Hmm. Elbette yine kadını olabildiğince standartize eden ve bir mükemmellik anlayışını hapsetmeye çalışan bir plastik dünya var dışarıda. Ve ben o dünyaya da çok dargın ve kızgın değilim artık. Hani Orada da bir sürü insan birlikte iş yapıyorlar, istihdam sağlanıyor insanlara. Hep bu istihdam açısından bakmak zorundayız ya kapitalist düzende. Aman birileri bir yerde ekmek yiyorsa biz bu sektöre laf etmeyelim kardeşim. Bir yandan hakikaten de doğru çünkü birileri ekmek yiyor deyip geçeceksin ne yapacaksın yani. Ama o insanların çok daha tatlı ekmekler de yiyebilmesi umuduyla da diyorum ben bir sürü anlamda. Çünkü bir insanın kendinden daha güzel olma mecburiyetine inanmıyorum. İşte bu yüzden şu anda bir makyaj devriminin içindeyiz. Makyajın sanata dönüştüğü bir yerdeyiz artık. Hmm. Ne oluyor? Bu bir yandan da insanları bir araya getiren, insanları birbirleriyle ortak bir dil konuşmaya sevk eden, birlikte aynı renklere, aynı paletlere, aynı dokulara yönelmelerini sağlayan da bir moda dediğimiz, hmm. mesela fashion'dan bahsetmiyorum bak trendden anladım, bahsediyorum. Yani anladım. <laughs> oraya da getiriyor insanları. Yani make-up şu anda birliktelikte sağlıyor. Yeni trendlerde oluşturuyor. Müthiş istihdamda sağlıyor. Hiç böyle meslek dalları yokken meslek dalları ortaya da çıkarıyor. Ve insanların her bedende çok daha özgür ve çekici olmalarına, her bedende sevmeye ve sevilmeye açık olmalarına da bence yardımcı oluyor. <laughs> çok ilginç bir devrim. Ben burada beklemezdim devrimi. Yani benim kaynaklarım, <laughs> benim okuduklarım, benim çok geçtiğim iyi. felek çemberinde devrim buradan gelecek deseler bana ben şaşırırdım açıkçası fakat çok mutluyum çok heyecanlıyım yani ben de öğreniyorum yani burada kendimi daha iyi nasıl ifade edebileceğimi daha asi hissettiğim günlerde daha bir şeye cevap vermek istediğim günlerde bir şeyin ülkem tarafından kabul edilmediği bir kanunun beni korumadığı yalnız hissettiğim çirkin hissettiğim günlerde ben de nasıl silahlandırabilirim kendimi diyorum bazen hatta bununla yani silah <laughs> kelimesinden de çok çekinirdim çok uzak dururdum. Fakat o kadar hayatımın içindeki artık ben de onu bir şekilde kendim kullanmaktan, güç demekten, başarı demekten nasıl çekilmiyorsam bunu da demekten çekilmemeye falan başladım. <laughs> bu gençler bize bunu aktarıyorlar şu an. Yani biz bu şekilde mas üretmek istemiyoruz. Biz bu ofislerde bu şekilde çalışmak istemiyoruz. Biz hayatımızı bu şekilde tüketmek istemiyoruz. Biz bu baskıyı kabul etmiyoruz. Biz böyle davranmak, böyle giyinmek, böyle görünmek, kendimizi böyle ifade etmek istiyoruz. Müthiş bir dil bu. Tabii. Bir de Türkiye'de kendini sevmek şımarıklık diye bir cümleni not etmişim ben. Etmişimdir ben bu lafı. Tam bana göre bir laf gibi. Bana duruyorum. göre de. Değil ben mi? Ben de demiş şey olabilirim. Vallahi ya Nilay örnek ya ben ya Evrim Kuran ya işte bizim Ahmet Ümit <laughs> <Mütaz> Taylan lafı. <falan. gülüyor> <laughs> şimdi o kadar şaşırmıyorum ki o zaman da öyle demiş olmama şimdi de böyle bazen hissetmeme oysa ki insanın kendini huzurlu bulduğu kendini mutlu hissettiği kendine bakıp güzelim yakışıklıyım ya da çekiciyim dediği yer bu nasıl bir lüks olabilir? Şunu konuştuk geçen gün. Kuzey İrlanda ve Bitlis kırması çok sevgili biri var hayatımda. Nasıl oluyor diye ben de düşünüyorum. Hani Belfast'ın barış duvarı ile Bitlis bir araya gelmiş. Bu insan olmuş. <laughs> çok güzel. Bu dünya tatlısı insan bana dedi ki... ...benim dedi çocukluğum ve gençliğimde, ergenliğimde ait olduğum sınıf... ...çok alt bir sınıftı. Türkiye'de bizim orta direkt dediğimiz ama... ...İrlanda, Amerika gibi ülkelerde de İngiltere'de White Trash denen... ...en alt sınıftan bahsediyorum. Yani evinde yalıtım var belki. Günde o üç çocuk düzenli olarak bir ya da iki oynayabiliyor. Belki bilemiyoruz onu da falan gibi bir sınıf yapısı. Fakat dedi biz bu sınıf yapısının içinde kütüphane kartımız da vardı. Kütüphaneye de giderdik. Havuzumuz da vardı. Havuzumuza da girerdik. Kamplarımıza da giderdik okulumuzda iki kuruş para birleştirip arkadaşlarla. Ben ülkemde istiyorum ki bütün gençler ve bütün çocuklar hangi sınıfa ait olurlarsa olsunlar sınıf politik bir gerçeklik bile değil artık bence. Çok kapitalist bir gerçeklik. Yani <laughs> kapitalizm politikanın da üstündedir. Bunu unutmayalım. <laughs> hani para politikayı da yer yani. Kültürü de yer, ideolojiyi de yer. Her şey yer para. O yüzden baktığımızda çocuk ve gençlerin paradan bağımsız olarak, ailelerin üretebildikleri paradan ve topluma sunabildikleri değerden bağımsız olarak yine de bazı fırsatlara sahip olabildikleri, Tabii. bazı rahatlıklara sahip olabildikleri ve kendilerini yine de ifade edecekleri o şahsiyeti oluşturabilecekleri bir Türkiye istiyorum ben işte onlara. Renklerini gösterebilmek dediğimiz şey. O yüzden bu sloganı çok seviyorum. O yüzden Mekailesine de Laparta'da teşekkürler. Çünkü e, neyi doğru yapamazsak yapalım. Bir şeyleri doğru yapabiliyorsak bravo bize. Büyük bir kurumsak da bravo bize. İnsansak da bravo bize. Okul öğretmeni isek de bravo. Doktorsak da, işsizsek de, evsizsek de. O kadar hızlı ve düzgün konuşuyorsun ki her dediğini anlamış olmak benim için çok büyük bir Ben artık bıraktım. <laughs> Kendimi bıraktım ben. Selin'leyim rahat ettim bıraktım. Bir de ben de çok hızlı konuşurum. Seni böyle psikologla falan tahmin bile edemiyorum. Bir de onlar böyle bir sayaç gibi bazen bir ücret ödüyorsun ve 40 dakikan var ya. Benim en hızlı konuştuğum ...yer orasıdır. Müthiş. Acayip hızlı konuşurum... ...her şeyi sıkıştırayım okursak. Sana bir şey söyleyeceğim. Benim bazen <laughs> en çok veriyorum. sustuğum... ...yer orası biliyor musun? Ya yani ne güzel. Evet. Ha. O kadar tatlı bir ilişki... ...oluştu aramızda. Bu arada mümkünse... Aynı kişiye mi gidiyorsun bu arada? Hep aynı kişideyim. Kaç senedir? İki yıl oldu. Ondan önce de... ...iki yıldır yine düzenli devam ettiğim... ...tatlı bir psikoloğum vardı. Çünkü... ...dönem dönem benim ihtiyaçlarım değişiyor... ...ruhsal olarak. Hmm. Bir dönem mesela... zaaflarım çok ortaya çıkıyor. Bir dönem... ...yalnızlık korkum daha çok ortaya çıkıyor... ...gibi. O dönemde baskın korkuları neyse o korku üzerine çalışmış biriyle ha. destek programı geliştirmeyi daha sağlıklı buluyorum kendi ha. açımdan. Susuyorsun orada ha? Orada susuyorum vallahi. Çok enteresan. Ama burada susamam. Sana bayılıyorum. <laughs> Şu anlattığımız konulara bayılıyorum. Susamam. <laughs> Susma zaten Buyurun. konuş çok istiyorum. Ya bende performans kaygısı yaratma nedeni şu. Mesela Katarsis programına çıkmışsın, orada bir şey anlatıyorsun koltukta yatarak ama başkasıyla da çok rahatsın kendi hayatını ve çözdüğün problemleri anlatmakta. Belki de ya siz de böyle şeyler yaşadıysanız bakın Tam bunlar öyle. çözülüyor demekte. Tam o yüzden ben evet, o kadar çözümsüz ve yalnız hissettiğim için çok uzun yıllar boyunca ve hı hı desteğin nerede olduğunu bilmediğim için evet. kimse bana söylemedi. İnsanlar da bilmiyorlardı. Bilip de sakladıklarını sanmıyorum şimdi Tabii. geri dönüp bakınca. İçinde o renkler olan, bunu hisseden, kendi iç sesini dinleyemeyen, sıkıştığını hisseden bir makyaj ürünü almadan önce aylarca bekleyip parasını biriktiren, bir krem almadan önce düşünen, 40 tane portala bakan hangisinde en uygunsa onun indirimini bir daha bekleyen, o kadar tatlı insanlar var ki şimdi bizi dinleyen. Kendi renklerini göstermek, kendi fikirlerini anlatmak, kendi hayallerini paylaşmak için. Bu çok kolay olmuyor. Tabii. Bunu da söyleyelim. Bazı insanları korkutucu gelebileceğini de fark ediyorum tabii, senin o tavrını, tabii. çok ciddi meseleci, Tabii. fazla konuşkan, fazla diretken bir aktivist <laughs> görüyor olabilirler. Onu çok anlıyorum. Bir korkutma hissini anlıyorum. Senin pek çok yayınını izledim. Seninle ilgili konuşulan yayınları da izledim. Yani bunu görebiliyorum ama senin bir dakika ben bunları yaşadım. Ve şöyle çözüm buldum deme isteğini şarkılarda görüyorum. Kitaplarda görüyorum. Evet, yani çocuk tatlı kitabında bile bileyim. gördüğümü evet, söyleyebilirim. Evet. Değil mi? Yani bir yaz sürecini evet. aşma meselesi. Yani bir çocuk kitabı ama... Prenses kendini prenses gibi hissetmiyor. O sadece bir çocuk. Evet, ona evet. prenses dedikleri için üzülüyor, baskılanmış hissediyor. Annesi ölmüş ama ona yalan söylemişler. Ölümü bilmiyor, ölümü anlamaya çalışıyor falan. Yani. Çocuklara her şeyden bahsedebiliriz. Gençlere her şeyden bahsedebiliriz. Yetişkinlere her şeyden bahsedebiliriz. Bahsetmek istiyorsak ama... Bunlardan hiç bahsetmeyeyim çok kolay konulardan da bahsedebiliriz. Çok rahat konuşulan konular da var. Elbise fiyatı mesela bir elbiseyi açarım ben bahsederim yani bu elbise bu para şu elbise şu para falan o da çok kıymetli bir konu. <laughs> Hepimiz ama ondan bahsedersek evet. bir anlamımız kalmayacak bir noktada. Hı -hı. O yüzden birilerimiz de birilerinin zor bulduğu aksi bulduğu ben bundan bahsetmem abi bu çok yorucu bir konu bulduğu. ...yok abi bu konu hiç bana göre değil, şık şıkırdım değil dediği falan... Hı hı. ...aman abi program akmıyor dediği... ...yok abi reklam alamayız dediği... ...yok ona marka gelmez dediği şeylerden de birileri bahsediyor olmalı ki... ...evladını kaybetmiş, annesini kaybetmiş insanlar da bir şey hissediyor çünkü... O hislerden de bahsedebilmeliyiz. Şiddet görmüş insanlarda bir şey hissediyor. Bu hislerden de bahsedebilmeliyiz. Makyaj yapmak isteyip o makyaj malzemesini alacak parayı biriktirmek zorunda olan, bunu 6 ay, 7 ay boyunca bekleyen kız da gerçek. O kızdan da bahsetmeliyiz bana göre. Çünkü gerçek olan her şey bahsedilmeye değerdir. Ben bir hikaye anlatıcısıyım hem de çok gerçek şöyle bir soru duydum geçenlerde. Zengin olsan da değiştiremeyeceğin ya da değiştirmeyeceğin alışkanlığın nedir? Mesela şampuan kutusunun sonunun içine su katıp <laughs> sallamak. <laughs> Bunu daha geçenlerde <laughs> düşündüm çünkü Doğaya yardımcı olacak filan yeniden dönüştürülmüş. İşte doğaya zarar vermeyen bulaşık deterjanı buldum. Ha, hani sağ. yaşım ilerledikçe böyle kendimce küçük yine beyaz alışkanlıklar geliştirmeye çalışıyorum. Gerçekten koruyamıyorum bir şey çünkü. Hani idare ediyorum, yoruluyorum diyeyim. <laughs> Kendimi hoş tutuyorum. Böyle gene onun dibine biraz su ekledim. Pıt 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 salladım o şişeyi böyle bir barmaid edasıyla. <laughs> ben de. Doktorsun <Döktürsün gülüyor> gerime fışır fışır. Dedim hiç değişmez. Vergi dilimin ne olursa olsun kardeş sen buna doğdun. Sen Anadolu çocuğusun dedim. Ben de yeni dedim kendime. <laughs> Benim öyle çok alışkanlığım var. Ne olursa olsun. Şimdi biz seni tek Kalben olarak görüyoruz. Hatta hala da isminin Kalben mi ya. yoksa sahne ismi mi olduğunu soranlar oluyor ama gerçekten bir sahne ismi çok gibi Çok seviyorum. De hala da soruyorlar Müthiş. dinleyip de yeni tanıyanlar, merak edenler falan. Şey çok kötü oluyor dating app'ler. Onlar çok kötü oluyordu. Allah'tan artık orada değilim. Hani orada bu gerçek adın mı işte falan. Kaybeden gerçek adınız mı diye konser de yaptık. Bu şu konuda evet, eğlenceli. Evet yapmışsın. İsmine değer verip insanların bunu sohbeti haline getirmesi falan çok tatlı bir şey. Ben sonuçta bir müzisyenim. işte şarkı yazan biriyim. Ne tatlı. Çocuklara isim koyuldu onu seviyorum. Yani bir isim dalgasının içinde oldu benim de adım. Yani rahmetli annem bana verdi Yadigar isim. Şimdi başka bebelerde de var. Başka tatlı çocuklarda da var. Hoşuma gidiyor. Bir de bir sahne insanı için şahane bir isim. Yani Prince gibisin, Madonna gibisin. Ya çok tatlısın öncelikle Nilay <laughs> Örnek tamam mı? Ben ben diyorum rahmetli <laughs> annem ilk menajerimdi. Ve bence de tek menajerimdi zaten. Hani hayatta olaydı da o olaydı. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar canlarım biz şu an dinliyorsunuz çok da tatlısınız sağ olun vakit ayırdığınız için. İnsan ömründe vakit çok kıymetli çünkü. Eğer birilerinin sizden daha iyi bildiğini düşündüğünüz bir konuda onlara kendinizi teslim edecekseniz, onların sizi sömürmediğinden, onların sizi kullanmadığından, onların sizi seni zengin edeceğim, sen rahat edeceksin, sen artık ayakkabını, paltonu düşünmeyeceksin gibi vaatlerle kandırıp da bir yere çekmesinden ve aslında siz ünlü, zengin, seksi falan değil de rahat, mutlu, huzurlu ve üretken olmak istiyorsanız ...ne istediğinizi bilmekten sizi uzaklaştıracaklarsa bu insanlar... ...bunlara çok dikkat edin. Kendi istediğiniz şeyleri dinlemeye, kendi renklerinizi görmeye çok dikkat edin ki... ...çünkü onları gösterdiğiniz zaman siz bir şey ifade ediyorsunuz. Bu dünya ilginçtir. Çok zengin olup, çok araç sahibi olup, çok mülk sahibi olup da... ...çok söz sahibi olan insan azdır aslında bir yandan da. Hı hı. Yani... O da bir mesele. Yani hem hı hı. işte maddi manevi yani. bir güce hı hı. sahip olmak, bir aile sahibi olmak, bir aşiret boyu olmak tamam evet ama her zaman söz sahibi olamıyorsun. İtibar gerekiyor biraz onun için. Sözün sahibi olabilmek için kendine de çok sahip çıkabiliyor olman lazım. Tabii. Kendi eksiklerine, kendi pişmanlıklarına, kendi hatalarına, kendi cehaletine, kendi kusurlarına bunlardan da korkmaman lazım. O yüzden bunları birilerine de peşkeş çekmemek. Hmm. Bunlarla yaşayabilmekte lazım. Yani al beni de mükemmel yap, hmm. al beni de ünlü et, al beni de işte o kadına dönüştür ya da o adama dönüştür. Ben bazen kendimi çok teslim etmişim gençken hmm. ve şimdi bakıyorum mesela 20-21 yaşında biriyle oturup sohbet ettiğimde bana o kadar güzel bir özgüven pompalayabiliyor ki bazen. <laughs> Değil mi ya? Nasıl mutlu <laughs> oluyorum? Yo, yes, this is the thing falan diye böyle gaza hmm. geliyorum bu beni gururlandırıyor, bu beni mutlu ediyor. Oh diyorum kalben senin bütün özgüvensizliklerin, bütün özdeğersizliklerin, bütün hıçıp atanıkların, bütün mahkemeleri. Demek ki diyorum bir sonraki dünya güzeli nesli aktarılırken bir öğreti olabilmiş ya da bir çorbanın içine çoktan katılmış baharat olarak o çorbanın tadı çoktan değişmiş. Menüdeki çorbanın adı değişmiş abi. <laughs> Bunu görmek beni çok mutlu ediyor. <laughs> yani şu anda artık benim sömürüldüğüm gibi sömürülen birini görmemiz biraz daha ...azalmıştır data olarak diye düşünüyorum... ...ve oran olarak diye düşünüyorum ben. Ve böyle de gözlemliyorum. Bu hoşuma gidiyor. Peki kalban sadıç. Ay soyadım, evet, evet. Damadın yanında duran güvenilir çocuk. <laughs> Ben kendi düğünümde bile zaten damadın yanında duran güvenilir insan gibiydim gerçekten. Hani gelin değil de hani düğünü karşılayalım. 15 Temmuz oldu o gün. Onu karşılayalım. Bütün bunları karşılayalım. İnsan ne kadar politik olmak istemese bile bazen evleniyorsun ya da birinin doğum günü oluyor ya da birinin cenazesinde ülkende öyle bir şey oluyor ki senin artık buna bir şey söylememen falan mümkün olmuyor. Ama sonra diyorsun ki boşver ve gözüne sim sürüp sahneye çıkıp hayvanlar gibi terler ve böyle zıplarken şarkılar paylaşıyorsun insanlarla ve diyorsun ki bence bir şey iletmenin en güzel yolu bu. Hı hı. Yani bence bir şey paylaşmanın <laughs> ve bir şeyi değiştirmenin en güzel yolu bu. Bir araya gelmek. Çünkü bütün görüşlerden insanlar var orada biliyorum. Hı. Herkes orada yani bu harika bir şey. Ben ona çok bayılıyorum bizim konserlerde. Ayrıcalıksız bir alan. O beni çok mutlu ediyor. O yüzden mesela hep konuşuyorum Emre Ergün'le bizim menajerimiz, ekip temsilcimiz. Sevgili Emre'yle bilet fiyatlarına nasıl zam yapmayız bunu konuşuyoruz mesela. Çünkü yapmak zorunda kalıyorsun bir noktada. Biz nasıl yapmayız konuşuyoruz. Emre çok yoruluyor, çok üzülüyor. Daha 34 yaşında çocuk böyle kırçılı George Clooney gibi oldu. Benimle çalışırken. <laughs> nasıl bunu daha uygun yaparız? Nasıl bunu herkese daha kolay ulaştırırız? Nasıl yaş sınırsız konser yaparız? Nasıl işte çocukları oraya stand kurarız girerlerken gözlerine sim süremez miyiz? Mesela bu büyük şirket bize bunu yapamazdı falan. Söylemek istediğim şu. Bazı şeyler değişmiyor. Yani nasıl sen öyle kalıyorsun aslında. Ya nereden deniyor çok güzel. Benim ilk kitabımın bütün iyiler biraz küskündür evet, giriş yazısında bir da. Kitap o. Ay biliyor musun ya yani çok güzel. Şöyle bir şey var. Ülke ...hepimizin yaş gününe, evet. evlilik yıl evet. dönümüne öyle bir şey koyuyor ki... ...sen kutlamaktan utanır hale evet. geliyorsun yani. Yaşamaktan utanır hale geliyorsun, kahkaha atmaktan... ...işte birinin doğum gününü kutlarken bir şey patlatmaktan... ...onu kadehe dökmekten, ne içtiğinden, hangi sofrada oturduğundan... ...hangi lokantayı seçtiğinden, hangi görüşten olduğundan... ...çok bağımsız olarak herkesin hayatının içine işleyen bir... ...melankolisi var bu toprağın ve... ...biz bu melankoliyi dönüştüren insanlarız hep birlikte. Yani herkes hangi köşede ne yapıyor unutmayalım işte o senin köşende. Biz seni kalben olarak bir sanatçı olarak biliyoruz. Ama senin bir ekip yönettiğini senin kazandığın paranın sadece senin olmadığını düşünemiyoruz. Evet. Bir müzisyen dünyasını anlatsana. Yani şunu isterim ben. Senin bir albümün çıkmadan önce bana göre çok yaratıcısın ve üretken gördüm seni. Yani şimdi bir şeyler yaptığın yıl aralığına bakınca kitaplar albümler üst üste gelen işler, sahne, konuşma Hepsi çok geldi bana kısa bir süre için çok birikmiş. Sen de üretime döndürmüşsün, dönüştürmüşsün. O süreç nasıl oluyor ve ekibin nasıl bir ekip? Bana kimse tekli yapabiliriz izlemedin ya. <gülüyor> <gülüyor> Bana deseler ben öyle Beatles gibi her yıl bir albüm çıkar bazen. <laughs> ben duramam. Yok yani ben işte bir tek babamın rahmetli olmasından sonraki dönemde biraz ilginç bir yaz süreci oldu yeni. O benim ilk en uzun durduğum yer herhalde hayatta. Üretmeden durmayı zaten çok sevmiyorum bence sen de sevmiyorsun hiç, hiç, de. bence onu Drama. sevmediğin için üretiyorsun zaten o öyle bir şey hani bakıyorum mesela bazı insanların yapabildiği şeyi ben niye yapamıyorum diyorum yapamadığın için kalben o o disipline girebiliyor o o şekilde adanabiliyor sen onu yapamadığın için bunu yapabiliyorsun o da bana bakıyor mesela o onu nasıl yapıyor diyor ben de bunu yapabildiğim için yapabiliyorum <laughs> keşke birbirimize böyle halay çeksek rahat rahat hepimiz <laughs> sadece yapabildiğimiz şeyleri yapabiliyoruz diye kabul etsek bunu birbirimizi bir salsak böyle ben üretiyorum çünkü melankolik oluyorum ah, üretmezsem ülkeye dağlıyorum. bakıyorum. Evet yani ben olabildiğince kendi yoluma taş ve çiçek ve ağaç olayım ki o sırada o yolda kimleri destekleyebildiğimi hangi işte davalarla mücadelelerle uğraşacağımı hangi sivil toplum hangi girişim hangi dernek yani herkesin bir yolu var abi işte benimki de bu olsun deyip bir yol yürümek en güzeli bana göre. İşte o yolda ne oluyor, bu yolda ne oluyor, memleketimin yolunda ne oluyor, aman gezegene ne oluyor falan diye çok dağıldığımda ki işte o zaman melankolinin ağır bir versiyonu geliyor. Senin de dediğin gibi. Çok şeyi kendi yapan sanatçılar var. Bir onları gözlemliyorum. Ben de o ekoldeyim mesela kendi sosyal medyasını yöneten, kendi klipleri için bütün yaratıcı ekiplerin unsurlarını belirleyen, o insanların bütçelerini konuşan, yapım şirketi olan aynı zamanda... ...kliplerini, senaryolarını yazıp o senaryoları yönetmen ve görüntü yönetmeniyle nasıl uygulayacağını düşünen... Of o derecesi. İşte dans koreografilerinin içinde olan filan. Ben oyum. Ben de oyum. Evet. evet ben oyum. Bu olmak istemedim. Ben önce her şeyi teslim edeyim, birileri para alsın ve bunları ne olur herkes yapsın diye düşündüm. Fakat insanlar yapmayıp alma eğiliminde olabiliyorlar bazen. Bu da kırıcı oluyor yani. Çünkü yapmalarını umut ederek onlara vermiş oluyorsun sen. O alıyor ama yapmıyor filan. Sen ortada kalıyorsun. Bir şey daha sorayım mı? Tabii Şimdi ki. kendimden empatiyle soruyorum ben bunu. Hani senin o işin nasıl yapılabileceğiyle, potansiyeliyle ilgili bir fikrin var. Sen öyle çok fikirli birisin bana göre. Yani hayal kuruyorsun, düşünüyorsun. İşte o işin sosyal medyası böyle olursa daha iyi olur. Sahnesi böyle daha iyi olur diye kafanda bir fikir var. Mükemmeliyetçilikten demeyeyim ama o potansiyel yakalanamadığında da üzücü onun için de belki yükleniyorsun. Ben aslında çabaya ve niyete çok bağlı bir insanımdır. Hmm benim birlikte çalıştığım ve dört yıldır rica ettiğim bir şey yapmayan bir ekip arkadaşım var mesela. Dört yıldır yapmadı bakalım bekliyoruz ne yıl yapacak. Şimdi ben buna standart bir yerden baksam, standart bir işveren ve birlikte çalıştığı bir iş arkadaşı olarak bir pencereden baksam biz çoktan ayrılmıştık bu iş arkadaşımla değil mi? Dört yıldır benim bir ricam gerçekleşmemiş. Fakat bu insan o kadar güzel bir şey getiriyor ki benim hayatıma. Hmm. Çok dürüst bir şey getiriyor mesela. Çok çalışkan bir şey getiriyor. Ben ondan rica ettiğimde evet inisiyatif almıyor. Evet kendi başına yapmıyor bunu. Evet ateşli değil içeriden yanmıyor. Ama ben ondan rica ettiğimde ben ona bu sınırlar içinde bu emek için bu kaşeyle bunu yapacağız dostum dediğimde müthiş bir iş çıkarıyor mesela ortaya. Bu bağlamda ben kendime benzetmek niyetinde değilim insanları. Hmm. Hepimiz böyle hızlı konuşalım. Hepimiz cümleden cümleye, konudan konuya atlayalım. Hepimiz romanla albüm birlikte yayınlayalım falan gibi bir manyaklığın peşinde değilim. Bu manyak sadece ben olarak mutluyum. Ama ben... o bir dakika ya 17 Ocak neymiş ya? Hah. Yani orada neler oldu. Orada neler Onu, oldu. Tamam unutma. Delilik orası. Bir hafta önce babasını gömüyor. Geliyor burada albümünü romanını yayınlıyor. Sonra hasta olduğu ortaya çıkıyor kızcağızın falan filan. Ben o kıza kızcağız gözüyle bakıyorum. Mesela ben oradan sonra kadın insan falan oldum bence. Çok ilginçtir. Kız çocuğu baba ilişkisinde başka bir nasıl olunur da konuşalım. Kız çocuğu Lütfen. nasıl olunur? Evet. O niye öyledir? O kız çocuğu evet, adı evet. ne ayol zaten. O ne biçim <laughs> çocukluk? Geri dönersem. Bazen insanlar bakıp bana işte şey diyor olabilirler işte gıcık bu ya işte laf sokuyor hep işte sarkastik bu ya bu da kendini bir şey sanıyor ya falan. Hayır abi ben çalışmayı seviyorum. Adanmayı seviyorum. Tembellik ederken bile ben bir şey düşünüyor oluyorum mesela. Mecburum çünkü. Beni öyle yaratmış yaratan ya da evrim beni öyle getirmiş buraya. Benim yolum bu. Bu yolun dışındaki biriyle o yüzden çok can ciğer kutu sarması olamadığımda bu ona gıcık olduğum anlamına gelmiyor. Sadece ben o insana bir şey veremeyeceğim. O da bana bir şey veremeyecek. Mutlu olamayacağız birlikte o yüzden. Fakat bizler birbirimizi çok kabul edemiyoruz olduğumuz gibi. Hep bir şeye dönüşmemiz gerekiyor sanki sevgi ilişkileri, iş ilişkileri, dostluk ilişkileri, aşk ilişkileri içinde. Ben diyorum ki bu insanlar bir araya gelmiş. Bu ekip neleri yapabiliyor bu insan? Şunu şunu şunu. Tamam abi bu insan bunu yapsın. Ben o insandan daha iyisini beklersem, sürekli daha fazlasını bana vermesini talep edersem görüyorum ki yoruluyor. Ve en iyi yapabildiği şeyi de yapamaz hale geliyor. Ve bu insanın geçmişinden bir sürü yarası travması var. Zorlandığı, becermek istemediği, içinde olmak istemediği şeyler var. Yani bizler onarılacak kırık şeyler miyiz? Hayır insanız abi. Yaraları olan, bazen bazı şeyleri tutturamayan, hıçıp batıran, <laughs> işte olduramayan falan insanlarız bazen. Ne olacak? Biz ekipçe bence müthiş underdoglar birliği gibi bir şeyiz mesela. Ben öyle görüyorum. Herkesin çok sivri olduğu, çok yetenekli olduğu bir şeyler var. Onu yaptığında çok mutlu. Ama herkes birbirine yardım etmekten, o kabloyu tutmaktan, o kutuyu taşımaktan, o gitarı oraya yerleştirmekten de çok mutlu. Hiyerarşi her şey yok. Ben bunu yapmam abi diyen herkes gitti. <laughs> hani abi onu yapacak Rodi yok mu ya diye soran herkes gitti yani. Çünkü ben de o gitarı taşıyorum. Tabii. Benim Hı -hı. yaptığım bir şeyi yapmayan grup arkadaşlarım da var. Yani benim yaptığım fiziksel işi tenezzül edip yapmayan arkadaşlarım var. Onu da kabul ettim mesela. Çünkü ben de onun yapabildiği zihinsel bir şey yapamıyorum bazen. Hı -hı. İş bölümü abi iş bölümü. Hı -hı. Net bir iş bölümü yapmaya çalışmak ve Türkiye'de olduğun için bunu asla yapamayıp... ...herkesin her şeyi yaptığını görmek. O zaman bari iyi anlaştığın, dürüst olan, candan arkadaşlarınla ekmek bölüşmeyi kabul etmek gibi bir ekibimiz var bizim. Ve bunun ne yazık ki inisiyatif sorumluluğu e, ve kreatif tarafı bende maalesef. Çünkü... İnsanlar bana karışmaktan çok korkuyor Nilay. İnsanlar bir şey der de ben onlara bir laf ederim diye çok korkuyor. Neden bilmiyorum. Abi ben beyefendilerden bunca yıl korkmuşum. Boşa mı korkmuşum? Ben beyefendileri sadece patronluk yapmam gerekiyormuş. Onu gördüm. <laughs> yani, ne, çok o zaman çok... ayık. <laughs> Allah Allah falan oldu. Allah Allah niye kimse benimle konuşmuyor? Niye kimse bana cevap vermiyor ya falan oldu. O kadar saygılı ve o kadar tatlılar isterim ki bazen hatta bana daha çok diklenseler, bana daha çok cevap verseler, bana daha çok fikir koysalar ortaya falan ama onu da fark ettim. Baba ilişkilerini konuşmaya başladıkça iş arkadaşlarımla mesela hmm. ne kadar aslında babaların bizim üzerimizde etkili olduğunu, erkek kadın demeden ya da cinsiyet işlemeden, kimlik işlemeden babanın ve annenin yani ilk insanların üzerinde ne kadar etkilerinin olduğu... Seni ilk seven insanların Hı -hı. sana sevmeyi, şefkati, dostluğu, yakınlığı, öğrenmeyi, oturmayı, kalkmayı, uyumayı, uyanmayı değil mi? Onlar öğretiyor aslında ilk. Onlar da öğrenmişlerse. Ve onlar da öğrenebilmişlerse. Evet, evet. Bizim neslimizden sonra psikolojik bir bilinç gelişti. Ona çok mutluyum. Yani toksik ilişki nedir? Narsisistlik, kişilik bozukluğu nedir? İşte borderline nedir? Bipolar nedir? Depresyon nedir değil mi? Bu konular kavramsal olarak daha çok konuşulmaya başlandı falan daha çok hoşuma gidiyor benim. Biz de oturduk 40 yaşına merdiven yamışlar olarak gitarımızı basımızı onları konuşuyoruz aramızda mesela. Birlikte ürettiğimi insanlarla ben açıkçası bunları konuştuğum zaman mutlu oluyorum. Birbirimizin önemli günlerini yakalayabildiğimizde benim babam öldü beni aramayan prodüktör arkadaşım oldu bir daha onunla şarkı yapmayacağım mesela. Hmm. Bu kadar. Şarkımızı kutladığımız gün oldu gelmedi küstüm mesela bitti başkasınınkine gitmiş abi orada göbek atmış falan. Okey kanka o zaman hani. Ben çok da netimdir ha. Hiç <laughs> o festivale çıkmam mesela. Sonra giderim otururum derim ki ben bu festivale çıkmak istiyorum şimdi. Çünkü koşulların değiştiğini düşünüyorum. Sizin festivalinizde artık kadınlar çalıyor. Ben de çalabileceğimi düşünüyorum. Ama ne olur hani eşantiyon gibi koymayın bizi. Benim bunca albümüm var, bunca üretmişim. Beni de güzel bir yere koyun o line-up'ta. Bence ben orada çok güzel eğlendiririm insanları. Çok güzel oluruz birlikte. Beni gidip de saat dörtte bütün metacı abilerimin önüne yazdığında, bir de metacı abilerimle benim niye aynı gün olduğumu sorduğumda cevap da veremediğinde ben şimdi orada da olamıyorum. Goygoyum da yok benim biliyor musun? <laughs> Senin de yok bilirsin o yüzden. goy <laughs> hani goygoysuz insanlar. Ya çok fazla netim. Hani Hiç, ha, ha, yani ne evet ki? hayır çok ne belli. Benim rengim siyahsa ben o gün matemdeysem siyah. O gün ben <gülüyor> siyahım. <gülüyor> Ben o gün turuncuysa benim için bütün insanlar eşitse o gün istediğim şey insanların birlikte yaşayabilmesi ise o gün ben oyum ben değişemem o gün benim rengim o. Bunu kabul edenlerle çalışmak, bunu kabul edenlerle üretmek, onlarla ekmek kazanmak, onlarla para var etmek, onlarla para kazanmak ve kaybetmek hatta, onlarla batmak, onlarla linç edilmek. Biz New York'taydık, sevgili Tuğrul vardı yanımda, canım gitarist dostum Tuğrul Bafra. Eski Dünya'nın Yangın albümünde de İlker Delicioğlu ile birlikte ikisi çok güzel şeyler yaptılar bence düzenlemelerde de. Onların da tatlı kulakları çınlasın. Şimdi Torula New York konserindeyiz ve benim artık söylemek istemediğim bir şarkı yüzüme haykırıyorlar tamam mı? Bir sahnede büyük bir baskı yiyoruz o sırada. Yarım saat slogan atıyorlar yüzüne bak. Anti seçim kampanyası gibi. Sen müzisyensin normalde senin slogan atman lazım. Dinleyicin slogan atıyor sana o şarkıyı istiyor. Tuğrul'la birbirimize baktık. Öyle yarım saat bal kabağıyla sakız kabağı gibi oturduk yan yana sahnede. Biz bu sloganı dinlerken indim sahneden. İlk söylediğim şey ilk sen vardın yanında dostum bunu yaşarken. Ve yıllar geçti biz hala bunu anlatıyoruz. Siz bilmezsiniz çocuklar falan diye grup hmm. arkadaşlarımıza bunu anlatıyoruz. Bu ilişkiye inanıyorum ben birlikte çalışırken. Hmm. Niye söylemek istemedin? Benim kendi şarkılarımdan da söylemek istemediklerim oluyor. Başkalarının şarkılarını söylediyse ya, onları da söylemek şarkı. istemeyebilirim. Hadi söyle belki de. Hiç umurumda değil hangisi ve hiç umurumda olmayacak hiçbir zaman. Çünkü hmm. insanların bir şarkıyı sevmesi benim için çok kıymetli fakat benim onu sevmem daha kıymetli ve buna gıcık oluyorlarsa çok iyi anlarım. Çünkü ben de kendimin en değerli olduğunu öğrenmekte çok uzun yıllar kaybettim. Ama en değerlisi benim zevklerim, benim mutluluğum, benim huzurum benim kimi zengin ettiğim, benim kiminle ekmek bölüştüğüm, <laughs> benim ne hissederek söylediğim. Ne yazık ki ben dinleyicimi artık kendim kadar önemseyemem. En çok kendimi önemsemek durumundayım ki ben o dünya güzeli dinleyiciye en dürüst, en net, en sağlıklı, en cabbar halimle çıkıp gerçekten söylemek istediğim gibi şarkı söyleyeyim. Yalakalıktan değil, para kazanıyorum diye değil, kariyerimi bunun üzerine kurdum abi burası akıyor diye değil, ben böyle yakarım abi ortalığı diye değil. Ben böyle mutluyum diye. Benim de dinleyici olarak kaydetmem gereken bir şey herhalde. Bütün MFO konserlerinde ben Gözyaşlarımız bitti mi sandın diye ciyak ciyak Söylemez. bağırmış mıyız? Söylemez. <laughs> Can... Selahattin Şahin Tabii. konserinde artık bitti... ...biz bir grup insan kendimiz söyledik Can... şarkıyı... Evet, yani çünkü Öyle oluyor herhalde... ...bu böyle Tabii. yani Mick Jagger'da mesela Painted Black'ten de tiksiniyor... ...işte Simpati... ...bu, bu olabilir. Evet, olabilir... ...bu da olabilir yani sanatçının çok sevilen şarkısından... tiksinmesi efekti gerçektir... Hmm. ...ben geçenlerde mesela sadece koymuşlar... ...bir tane konser tanıtım videomuza... ...ona bile gıcık oldum Sadece'nin 2016 kaydı diye... Hmm. ...çünkü ben artık 2024 kalbeniyim... ...ve bu sesle ve bu tonda ve... ...bu bilinçle kayıt yapıyorum... O kızcağız 28 yaşında daha ilk defa stüdyoya giriyor. ilk defa şarkı kaydediyor falan. O kadar toy ki ben onu duyunca bazen gıcık olabiliyorum. Böyle tarafları da var olayların. O gitar kaydını alırken mesela özenmemişim. Çünkü çocukmuşum ona gıcık olabilir. Neler olabilir ya? Hmm. Ama hmm. dinleyicimin umrunda mı? Dinleyicim bastı gaza gidiyor. İstediğini <laughs> istiyor o. Bunu da anlıyorum. Çünkü hayatında baskı alanı yoksa eğer. Yani hayatında sen baskı yiyorsan. Ve bu baskıya cevap veremiyorsan baskı uygulayarak karşı baskı. Müzisyene baskı uygulamak daha kolaydır. Vallahi daha kolaydır. Ya da birinden hizmet alırken garsona baskı uygulamak daha kolaydır. Saçını kesen kuaföre baskı uygulamak daha kolay hale gelir. Bir bakmışsın sen sevgisini şiddetle ifade eden biri olmaya başlamışsın. Yani sevgisini bağırarak, bir şeyi ısrar ederek, onu yapmak istemediğini bildiğin bir insana yaptırmaya çalışacak küçük yollar bulmaya çalışarak falan ifade eder olmuşsun. Ben istiyorum ki benim istediğim bir şey de var. Ya yani onun da gıcıklığı bu aslında. Biz birbirimize bağırarak değil, bu kadar ısrar ederek değil, birbirimizi davet ederek, birbirimize teklif ederek, birbirimizle flört ederek, birbirimizden rica ederek, birbirimize incelikle ve insanlıkla sorarak bir şeyleri almaya çalışalım birbirimizden. O yani yüzden de öyle. yapmıyorum bazı şeyleri, vermiyorum kardeşim. <laughs> Böyle istiyorsun. Seni çok seviyorum ama bana çok yapıldı bu. Ben zaten bu ülkenin kadını olmuşum yani istemeden. Ben dört yaşındaydım annem bana neler anlatıyordu. Ay dört yaşında çocuğa bu mu anlatılır? Yani dört yaşında çocuk bunları mı bilmek zorunda dediğim şeyler var benim almış olduğum bilgiler var kafamda hala. Kendimi nasıl korurum? Bir kız çocuğu olarak bu dünyada nasıl var olurum? Halbuki benim o yaşta yok kırmızı ruj nedir falan onları yaşıyor olmam lazım. Ben kız çocuğuyla şiddet konuşacağıma pembe giydireyim, ruj süreyim daha iyi. Yani keşke o fantazi dünyasında yaşasa bütün çocuklar. <laughs> Eski dünyanın yangınını sormak Ay, istiyorum. tatlılığa bak. Dinlerken ben senin o yanını o zaman bilmiyordum. Asıl sen yazar olmak isteyen birisin. Ve yazıyla ilişkin daha önce değil mi? Ya da müzikle eşit Çok mi? Çok ciddiyim. Bence bir yazarın Okur olur. çalışkanlığına sahip olsaydım e, yazar olarak var olurdum. Bence bende sadece o yok. Bir yazarın çalışkanlığı ve adanışı yok. Bir müzisyenin e, avareliği var bende. O yüzden müzisyenim. <laughs> ama ömrümün her yerinde yazmak olacak. Senaryoda yazacağım, filmde yazacağım. Reklamda yazabilirim bir gün hoşuma giderse. Çok güzel bir şey çıkacaksa ortaya ve onun çok faydalı olacağına inanırsam birilerine. Kimi zaman kendi içinde olduğum reklamlarda da senaryoda bulunmama izin veriyor. Ajanslar çok sağ olsunlar falan. Ben yazmaya tapıyorum ama o kadar disiplinli ve çalışkan değilim. Hep söylüyorum bunu. Bir yazarın ekmeğini böyle var eden, ekonomisini böyle var eden, hayatını böyle idame ettiren bir yazarın hayatındaki o disiplin, o yazma aşkı, o yine de her şeyi yazarak var etme ve yazmaktan vazgeçmeme, hep yazabilme bende yok. Ben çok uzun yıllar boyunca yazıyorum aynı metni bazen. Bazen de çok hızlı bir şekilde çok büyük bir şey çıkarıyorum ve o hmm. benden çıkmış oluyor. Yani hmm. sürdürülebilir bir yazarlık eylemi değil benimki. Ama kimsenin değil Türkiye'de kaotik, çünkü geçinemezsin onlar hep başka işlerde ha, yaparsın. Ha, o yüzden olmuyor. Hepimiz yani, için öyle. Çünkü reklam yazarı diye girdim bir baktım yazdığım şey aslında bir metin değildi. Hmm. O, o ürünü en iyi sattıracak slogan ararken buldum. Yani beş kelime arıyordum aslında hani metin değildi. İşte çocuk kitabı yazdım. Çocuk kitaplarının teliflerinin ne kadar düşük olduğunu fark ettim. Buradan nasıl ekmek kazanacağım, nasıl hayatımı sürdürebileceğim hep bu düşünce vardı aklımın bir köşesinde. Tabii çizerle de bölüşüyorsun. Çizer, yarı yarı ya. dilem serbest buradan çok sevgiler. Bütün çizerlere, bütün yazarlara sevgiler. Bütün zor Meslek dallarındaki bütün icra edilemez görülen meslek dallarındaki herkese sevgiler. Siz bunu icra ediyorsunuz arkadaşlar başka yolunuz yok. <laughs> o yüzden böyle ben de öyleyim mesela çok zor diyorlar. Bana zor evet ama şimdi ben de başka bir şey yapamıyorum biliyor musun? Yani bunu yapabiliyorum ama yazabiliyorum şarkı yazabiliyorum. E, metin olsun? yazabiliyorum söyleyebiliyorum ve bu bana en doğal gelen şey ama birine de bu çok lümpen geliyor. Ya da birine bu çok marjinal geliyor. Ya da birine bu çok lüks geliyor mesela. Birinin şarkısını yazarak, sahnesini yaparak, kostüm giyip, işte saçını boyayıp orada var olabilmesi ve mesleğini icra etmesi. Çünkü o bambaşka bir emek dalında ve onun kazancı bambaşka bir yerde ve o kazançla çocuklarına sunabileceği hayata baktığında bana bakıp lümpen diyebilir. Bunu anlarım. Fakat lümpen değilim. <laughs> yani evet. onu anlayamam ama işte onun için de oturup konuşmak, anlaşmak gerekiyor. Bu noktada da hepimizi bir araya getiren herkes çok önemli bir hal alıyor bence. Ya 1986 doğumlusun kalben ve üç kitabın var. Çocuk kitabı yazmak normal bir kitap yazmaktan bence daha zor bile olabilir. Sana bir şey söyleyeceğim. Benim alanım galiba o bu arada. Bir süredir düşünüyorum. Ulan kalbiş istiyorum sen yetişkinlere daha mı zorlanıyorsun acaba? Vallahi olabilir. Çünkü aklımda şu an mesela sudan korkan yengeç var. Gül olmak isteyen papatya var ondan sonra işte ailesini kaybeden tatlı bir ördeğin hikayesi falan. Neler var ya yani. saçma sapan bir sürü şey var <laughs> aklımda. Ama yetişkin desen o da var ama mesela çocuğu yazmak daha çok canımı çektiren şey. Evet. Bundan da bahsedelim. Lulu'nun maceraları Lulu Güneş'i arıyor. Lulu'nun maceraları Lulu Okla evet. başlıyor. Eski Dünya'nın Yangını 2022 ben o kitabı çok sevdim çok dolu dolu da buldum. Senden duymak o kadar yani goy -go yapamayacağım çok gururlandım açıkçası. Ya Şu hakikaten an ben su de bayıldım oldum. sandalyede teşekkür ederim yine <laughs> Ben de bayıldım yani sen su gibi demişken suna yakın ya sen taşan bir damlasın dedi sana. Ne tatlı bir adam. Ya, <laughs> ya ben Suna yakın yayınlarını seyretmiyordum. Çünkü onun konuşma ritmi bazen benim beynimi başka bir yerlere döndürüyor. Ama Suna yakınla yayınınıza bayıldığım gibi Sunay Bey'in sana hayranlığına da çok güldüm. Ya bütün şarkılarını neredeyse biliyor. Senin tezine hayran. Bir de siz ikiniz de çizgi film, oyuncaklar falan filan çok konuşuyorsunuz. Çok şeyler oldu. Tabii evet. yadigar kavramı, çok güzel kavramlar. Bu arada Sunay Yakın sayesinde ben Asterix ve Hop bayılırım. Benim de çizgi roman koleksiyonum falan var. Kaydınızı tekrar arıyordum. Sunay Akın'a bakarken, sizin o yayınınızı ararken Sunay Yakının başka küçük kısa bir kaydını buldum. Diyor ki ilk çizgi roman hangisidir? Old Gold'un çizdiği Yellow Kid isminde bir çizgi karakter. Bu çocuk New York'un varoşlarında gece sarı entarisiyle dolaşıyor ve bu küçük çocuk Amerika'daki politikacıların yanlışlıklarına, yolsuzluklarına dermeler yapıyor. O zaman da New York World gazetesi Pulitzer'de başında. Bu efsane oluyor. Ve sarı basın kartı da o çocuğun Hardan sarı geliyor. cübbesinden geliyormuş. Nasıl bir bilgi bu dedim ya. Harika bir şeydi. <laughs> Hiç bilmediğim bir şey. Bizde turkuaz kartı oldu. Bizim evet. sarı basın kartlarımızı aldılar biliyorsunuz. Evet. <laughs> şey değiliz artık. Siz gazeteci de yeni bir basın yarattınız. Ee, Allah'a şükür <laughs> yarattık. Senin kitabına gelelim. Şimdi kitabı yayınlama tarihine baktım. Senin doğum günün 17 Ocak. Evet. Bütün tuşları Aynı anda basmışsın. Yaş günün albüm çıkıyor, kitap çıkıyor. Nasıl bir üretkenlik? Pandemi sonrası geliş mi? Nedir bu ya? Niye? <laughs> Bunu ben hep yapmak Delilik. istedim. Yani mesela Orta 3'te verdiğim bir proje var. Arkasında İngilizce öğretmenim bir gün kendi romanını da yazacağından eminim evladım yazmış mesela. Ah ne güzel. Onlar öğretmenlerim çok biliyorlardı o aşkım bence. Ortaokulda, ve lisede annem biliyordu. Çok seviyorum. Yani yalnızlık çeken çocukların bence nasıl sosyalleşeceğini bilmeyen, işte ailesinde ne bileyim. Bir bağımlılık olabilir, bir hastalık olabilir, bir maddi sorun olabilir, işte bir ebeveynin eksikliği olabilir, ikisinin eksikliği olabilir. Bu gibi çocuklar bence özellikle sanata yönelirlerse, kültürel bir alana yönelirlerse hmm. ya da işte matematiğe, bilime, keşife, icada, artık coğrafyaya, dağcılığa neye yönelirse bu çocuk... ...o alanda bu çocuğun bir şey ortaya koyma ihtimali var. Çünkü yalnızlığını onunla paylaşıyor. Ben yalnızlığımı müzikle paylaşarak, kalemle, kitapla, defterle paylaşarak büyüdüm. Yani çocuklarla çocukluğumu paylaşamadığım için çocukça yalnızlığımı kalemimle, gitarımla, bir küçük klavyemle falan paylaşarak büyüdüm. Dolayısıyla benim için arkadaşlık kurmanın, benim için sevmenin, benim için olmanın anlamı yazmak ve söylemek. O yüzden böyle ben bunu yapabildiğim için. Başka biri de ne yapıyor? işte çok sosyal büyümüş, bir sürü arkadaşı olmuş. O da gidiyor harika bir şekilde kongreler yapıyor mesela. O onu çok iyi yapabiliyor. Yani e, çocukluğumuz ve gençliğimiz hani bahsetmiştik yine çemberi kapatalım ne güzel oldu. Bizi o izler etkiliyor ve sen bu izleri takip ettiğini, sohbet ettiğin ...insanlarda da bu izlere baktığını, bunları sorduğunu söylemiştin. Bu izler bence bizi bir yere götürüyor. Tabii. Yani onu takip etmeden olmuyor bazı insanlar oradan çok uzaklaşmış oluyorlar. Ben çocukluğunu taşımayan insanlardan biraz çekiniyorum açıkçası. Hani Allah Allah diyorum hiç çocuksuluk yok bu insanda. Nasıl e yetişkin olmuş yüzde bin yetişkin olmuş ya bu insan. Helal olsun diyorum ama mesela onunla ne yapacağımı da bilemiyorum ben o insanla tabii ciddi olmaktan konuştuk. Yayın öncesinde biz Kalben'le bayağı da muhabbet ettik böyle. Bizde bir yayın daha var arkadaşlar. <laughs> 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 ya yüzde yüz var da artık Kalben bunu kaydedelim falan diye yani buraya çektim. Çünkü hakikaten çok keyif de alarak muhabbet ettiğim birisi. Yani o ciddi olmak kavramını o kadar da iyi anladım ki bu kadar şey taşırken insanlara bir şey yapmak isterken bazen insan kendi durduğu yerde hiç istemediği bir ciddiyetle karşılaşıyor. Evet. Bu kadar dağınık bir dünyada ben toplu olayım diyorsun. Sorumluluk evet. sana kalmış gibi oluyor. Evet, onu da reddettiğim bir yer geliyor sonra diyorsun. Onu da ben sürekli reddettim. evet. Bir bakıyorsun saçın ağrıdı Çünkü bir bakıyorsun evet, işte bir yerinde sağlık. bir tümör olduğu, bir ameliyat olmak zorunda. Bunları görünce ben kendi hayatımda Ben de evet e, çok yani değil anladım. mi? Yani bizler tümörden an yani öyle diyorum. <gülüyor> <gülüyor> tümör sayımdan anlıyorum efendim ben. Tümörümün uyundan anlıyorum nasıl yaşadığımı. Şeyi gördüm. Yani sağlığımla alakalıydı gördüğüm şey. Bunu hiç daha önce görmemiştim. Çünkü bedenime hiçbir zaman bir gerçeklik alanı olarak bakmadım ben bedenime hep birilerinin üzerine basabileceği birilerinin çirkin bulacağı birilerinin şişman bulacağı birilerinin eşi olacak birilerinin sevgilisi olacak bir alan olarak idrak ettim bedenimi bunca yıl çok yenidir benim bedenimle ilişkim yani ona iyi bakmak onun şeklini değil de fitliğini mutluluğunu düşünmek sağlığını düşünmek 65 yaşında da şarkı söyleyebilir mi bu beden yine dans edebilir mi oraya doğru yürümek falan Hı -hı. çok yeni bende. İşte buna meyve verelim, buna havuç suyu verelim falan. Bunlar çok yeni bende. Ben hatta avokado ile 32 yaşında tanışmış biriyimdir diye bir ünlü sloganım vardır yani. <gülüyor> <gülüyor> Herkes kendi avokadosunu bulsun efendim. Şöyle ki o yüzden şimdi bakınca ah dedim öleceksin. Yani sağlığın gidecek. Sağlığı ben hep böyle o kadının lüksü zannediyordum. Hani o matı ve taytı ve o çekici vücudu <laughs> ve o güzel saçı ve o bozulmayan makyajı ve o hiç terlemeyen yüzüyle ve hiçbir zaman kıl çıkmayan çenesiyle ve müthiş gülümsemesiyle gelip daha çocuğun doğurduktan 10 gün sonra 36 bedene inen kadın. Nasıl bir kadın bu? O kadın acaba kendi mutlu muydu? Bunu hiç sormamışım. Ben onu da sonra o kadınlarla tanışa tanışa sohbet ede ede içimdeki derin bana işlenmiş kadın nefretini bu sohbetlerle bu dayanışmayla yıka yıka görmüş oldum. <laughs> Ki Arkadaşlar dünyanın en güzel insanıdır bakarsınız. Onunla lütfen sohbet etmeyi, ona soru sormayı, hatır sormayı unutmayın. Bazen biz birine bakıp çok ön yargılı olabiliyoruz. O mutlaka böyle yaşıyordur. O rahattır. Onunki iyidir abi falan. Öyle olmuyor ya. Ona da çok gülüyorum. Anam bunun da derdi varmış falan diye. Taze jüliydi ateş <laughs> röportajından çıktım ben. Şimdi Canım yani çok sevgili bir insan. Ne kadar ne kadar e, hem şimdi bu tam... kadar zarif olmak, hem bu kadar ince olmak, hem bu kadar yetenekli olmak, hem de her seferinde bir duvarla karşılaşmak Tabii. güzel olduğun güzel için. Olduğu için. Ne tuhaf bir şey. Tabii. Yani entelektüel ve eğitimli ve e, müthiş iş yapabilecek çalışkanlıkta biri olduğunu hep ispatlamak durumunda kalmak mesela. 30 yıl ya. 30 yıl bununla uğraşır mısın? Nasıl yani? bir sıkıntı Tabii bu? Tabii 30 yıl uğraşmamış ama ilk dönemleri full bununla uğraşmakla geçmiş. 30 yıl uğraşmışsın gibi de oluyor. Hem de Yolun nasıl? neresine gelirsen gel. Nasıl? Ben mesela dolandırıldığım için bitti. Yani benim hayatımda artık bu bir iz bırakmış oluyor. Hı -hı. Bir şiddet gör. Bu iz bırakmış oluyor. Ya da işte sen çok güzel çekici olduğuna inanmadan büyümüşsün. İşte akıllı ve çalışkan olarak büyütmüşler seni. Bir yer geliyor kim sana güzel derse desin artık o iltifatı kabul edemiyorsun. Kendini güzel hissetmiyorsun. Hep işte ben akıllıydım abi bana akıllı dediler. <laughs> ben güzel olamadım abi ben o kız değildim falan. Yazık ya iz bırakıyor sende. İnsanların baskısı aslında ister istemez. Sana bir şeyi on kere yirmi kere dediklerinde sen buna inanır hale geliyorsun aslında. Yani 13-14 yaşındaki insanlara da ne dediğimize çok dikkat etmek lazım. 6-7 yaşında insanlara da ne dediğimize çok dikkat etmek lazım. Birbirimizi hangi kelimelerle beslediğimize, büyüttüğümüze, doldurduğumuza çok dikkat etmek lazım. O yüzden işte Jülide Ateş'i de çok severim bu arada ona da buradan sevgiler. Çok harika biri. Bizim de birlikte hem onun güzel bir program formatının içinde içeriğinde olma şansım oldu. Onu tanıdığım dünya güzeli ailesiyle yemek yeme şansım oldu filan. Yani insan bu çeşitliliğin içinde fark ediyor. Ulan dünyanın en güzel kadınına da bu baskı yapılmış. Dünyanın en akıllı kadınına da bu baskı yapılmış. Nobel olan kadına da kaşı yok efendim niye tek kaşmış. Ona o baskı yapılmış. Gitmişler güzellik yarışması birincilikle kazanan kadına niye matematik sorusuna doğru cevap veremedi baskısı yapılmış. Siz bizden ne istiyorsunuz abi? Bir yokluğunu bulup onun üstünden Allah, konuşmayı. Ben de söyleyeyim. var olan şeyleri takdir edip benim hayatta olduğuma sevineceğinize siz niye sürekli bende eksik gördüğünüz şeyleri suratıma vurup beni yok etmeye çalışıyorsunuz? <laughs> i̇şte neyle mücadele ettiğimiz çok ortada zaten. Yani o yüzden ben inadına simlerimi sürüyorum. O yüzden inadına dudaklarıma da biraz şişiren şey buldum şimdi. E, parlatıcımı da buldum onu da sürüyorum. <laughs> i̇şte doğal allıklar var onlara bayılıyorum. Ben mekin ürünlerini kullandığım gibi nasıl ki yüzü oluyorsam. Mesela Otama Kırpınar var ben onun da yüzüyüm abi. Ay evet Onunla ya. Onunla da gönül birliğim evet, var. Evet gönül. Hashtag gönül birliği. Peki hiç makyaj yüzü olacağını düşünür müydün? Yani çok gururlu kadar? ve çok mutluyum. <laughs> ben ilk defa da GQ'da yılın kadın olduğumda bir erkek dergisinin kapağı olduğumda hiç şaşırmamıştım mesela. Hani kadın haklarını savunup <laughs> GQ'nun kapağı olmak yani. What kind of an asshole story is this? Thanks I guess. Thank you GQ yani for making me know. Bir noktada bunu İngilizce söyleyince sanki hani söylediklerim gitmedi. Herkese iyi oldu. Biraz laf soktum her şeye çünkü teşekkürler. Daha rahat küfretmek, daha rahat küfretmek gibi. Daha rahat küfretmek gibi oldu. O kadar istediğim bir şeydi ki çünkü benim bir makyaj ürünü kullanmam daha ilgi çekici bence. Evet, bence benim bir de markayla yanına gelmem bence. daha ilgi çekici. Çünkü ben gerçekten günümün içinde de müthiş renkli makyaj yapan biriyim mesela. Çok hoşuma gidiyor vapura binerken, dünya tatlısı gençler yanıma gelip fotoğraf çekerken, Aa simlerim bulaşıyor, onları öptüğümde yüzlerine oralarına buralarına o kadar mutlu oluyorum ki bu benim hayatımın içinde var. Ama sadece cilt bakımı yapıp hiç makyaj yapmadan ya da çok az ürün kullanarak dışarıda olmak da bence ben daha ilginç bir yüzüm. Yani. Ve Meki çok seviyorum o yüzden. Teşekkürler. Thank you my loves. <laughs> yani çünkü hep gördüğüm insanları da oraya koyduğunuz artık hep o kadının saçı uzun zaten belinde onun. O zaten 3 yaşından beri saçı uzun onun ama. Onun saçını uzatması bir olay mı ya? Beni çıkarmanız lazım şampuan reklamına derdim ben hep. Çünkü komik olan oydu. Tak evrar çıktı mesela bir markada. İşte o zaman inandım ben. Evet reklam o abi. Evet. Reklam o kadını göstermek o reklamda. Reklam benim gibi bununla çok yan yana gelmeyecek birini de yan yana getirdiğini, o insanın bu ürünü kullandığını ve burada rahat hissettiğini göstermek. Bununla bir sosyal fayda var etmek, bunun kampanyasını da yürütmek eş zamanlı olarak. Bütün kimliklerden, bütün insanlara bu renkleri sunduğumuzu göstermek. Ama ben bunları seviyorum. Bunlar olmayınca olmuyor zaten biraz önce bahsettiğimiz şeyler var ya. Mesela onlardan biri şu. makyaj her şeyin ortasını koymak da var. Sohbet ediyorlar bu makyaj kanallarında makyaj yapanlar Çok demişlerdi eğlenceli. bana. Bak onu yazmışım. Kardeş yanlar gibi tek tip güzellik örneği değil. Öyle olmayı istememek var. Olmayınca mutlu olmak var. Sonra seni sen yapan her şeyi göstermeyi teşvik etmek var. Gerçek hayattan pozitif ilham verici rol modelleri aramak var. Ne tatlı. Yani onlar da zaten şey diyor ifade özgürlüğü. Evet. Yani artık yeni jenerasyon böyle markaları istiyor. Şeffaflık istiyor. Belki de onun için seni de marka yüzü olarak seçtiler tabii, diye tabii. düşünüyorum. Ben de açıkçası sana ne tatlı tatlı katılacağım ve işte uzatmayacağım. Tam öyle olduğunu düşünüyorum. Yani kimi zaman biri gerçekten çok mükemmel oluyor ve o mükemmel olduğu için onun için bazı şeylerin olması daha doğal zaten. Yani onun orada olması çok doğal çünkü mükemmel. Tam orada olabilecek, orada göründüğünde hepimizin içine ışık saçacak. Onu gördüğümüzde içimiz açılacak falan biri. Bir de gördüğümüzde bize güzel hisler yaşatan insanlar var. Bize gördüğümüzde özgürlüğü hatırlatan insanlar var. Bize gördüğümüzde neye benzersek benzeyelim. Yine de güzel olduğumuzu hatırlatan insanlar var. Yani ben o insanlardan gibi hissediyorum biraz. Yani bakılınca wow herkesin kafayı çevirmesi değil ama bir odaya girip o odada birileriyle konuşmaya başladığı zaman bir akışın içinde olduğunu hisseden ve insanlara da bir sevgi yaymaya başlayan. Etkileyici ben biraz sevgi olan. jeneratörü gibiyim. Öyle bir etkileyicilik alanım var. Yani wow şu kadına bak be değil ama wow ya biz bu kadına konuştuktan sonra işte aradan da bir zaman geçti. Bir şey o bir his. Bir Allah Allah ben normalde bunu demezdim ama demek de isterdim. Aa, ben bunu derken buldum kendimi. Ben oradayım yani orayı seviyorum. Ben oranın makyajcısıyım yani. <laughs> <laughs> Şahane. Bu arada biraz önce bahsettiğimiz durum var ya yani e, herkes nasibini alıyor bu birbirine eleştirme durumundan, indirme durumundan diye. Şimdi ben birkaç gündür kalbenle o kadar doluyum ki ve o kadar açık bir insan ki bu kadar açık bir insanla nasıl farklı bir yayın yapacağım kafa doluluğunda. Bugün birisi ikinci kitabımdan Her Umut Orta bir evet. paragraf paylaşmış. Ben de kitabın ismini... Beni etiketliyor serseri. <laughs> <laughs> ...kitabın ismini tekleyeceğim... ...kalberi teklemişim oraya çok güldüm... ...sonra oradaki cümleye baktım... Evet. ...aa ne güzelmiş diye bizim, kendi yazıma baktım... ...bizim bak. hayal ortaklığı kurduğumuz bir cümle <laughs> ...o kadar güzel ki... ...bu söz Marcel Proust'un tabii ki... ...insan mutsuzken ahlakçı olur diyor... ve gerisinde de ben şöyle yazmışım... ...biz yaptığımızda ayıplanacağını... ...düşündüğümüz şeyi ayıplarız... ...ne yapsak laf sokulduğu için... ...biz de ne yapsalar laf sokmak istiyoruz anlamak, sevmek, sarmak, gülmek değil tatmin olmak bunu da herkesin önünde yapmak istiyoruz. Herkes bir diğerinin açığını arıyor. Herkes intikam saatini bekliyor. Gerçek eleştiri olmayınca da söylenenden yeni bir akıl değil rövanş çıkıyor diyorum ve buradan sana bağlıyorum. Senin kitabından da alıntılar yaptım. Ben dinlediğim için tabii altını çizemedim. Onu bir yerlerden buldum. Senin şöyle bir sözüne rastladım da Sevgiyle tavsiye etmeyiz Türkçe'de. Şiddetle tavsiye ederiz. Dili geliştirenlerin erkek olduğunu unutmamız böyle böyle her minik fırsatta imkansızlaşıyor. İşte gönül <laughs> değişik, hayal değişik dediğim şey bu. Holden yayınlarında yayın evini de söyleyelim. Bu arada biraz yorumlara da baktım. Seni şarkıcı olarak bilip yazarlığınla şok olan ve çok sevenler var. Kitabı çok sevenler var. Birisi okumayı bırakmış ve şöyle bir cümle yazmış bak. Fazla yakın yerlerden vurduğu için bu kitabı bir ara vermeye karar çok verdim. İyi, çok iyi, çok canım güzel. Yani. O kadar beni dinlediğiniz kadar Riyan'la dinleyin diyorum ben hep zaten. Yani <laughs> dengelemek için ona. <laughs> Rambabab. Hani, evet, rampa, aynen hani, o eğlence. Sonra dün dünya tatlısı bir genç dedi ki düşünür mü çok dinliyorum bu aralar bizi mahvettin işte o şarkıyı niye yaptın falan. Dedim Riyan'la da dinle. Yok dedi ben seni dinleyip üzülmeyi seviyorum. <laughs> o kadar Rıyan <laughs> da yok mu <muyum? gülüyor> Öyle bir sevgi ki bu. Yani ben o kadar istiyorum ki herkesin bu sevgiyi yaşamasını. İşte o zaman mümkün değil birbirimize linç edecek o kötü şeyleri söylememiz zaten. Mümkün değil birinin bir şeyi niye yaptığını bilmeden ona saldırmamız. Mümkün değil iki tarafı da dinlemeden bir sonuca varmamız. Yani bana o kadar büyük bir sevgi veriliyor ki. Ve bu açık açık veriliyor. Beni görünce gözü dolan bir genç gördüm ben mesela. Bir kahve içmeye girdim bir yere. Beni gördü ve gözleri doldu ve ben artık bazen anlayamıyorum. Şey kalıyorum böyle, kalıyorum orada yani. Ben bir kahve içmeye geldim ve burada bir duygudayım şu an, ben de girdim ona. Ve seni çok seviyorum, gel buraya sarılalım falan oluyorum. Ben bazen anlayamadığım bir sevginin içindeyim, düşün. Bu çok kıymetli bir şey. Senin de oluyor, bir seni görüyor, hayranlıkla geliyor mesela. Nilay Hanım ben sizi dinledim, şu, sende de oluyordur o. Ben artık yabancılaşmıyorum da, ben de bir sarılıyorum, alıştım artık, gel diyorum canım benim. Çünkü o kadar güzel. Şimdi ben bu sevgiyi gördükten sonra, ben insanlardan niye nefret edeyim ki? Ben birinin inancını niye sorgulayayım ki? Ben birinin satın aldığı eve niye bakayım ki? Bana ne ki bütün bunlardan? Birinin işinin semtinden bana ne ki mesela? Çok yaptım yaptırmanız bana daha sanatçı demeyin, kırk fırın ekmek yemeliyim falan gibi laflarım var dedim sus be galiba. <laughs> sus al iltifatı, sus teşekkür Değil et, başını de, salla, sarıl insanlara fotoğraf çekeriz zekalı sus dediğim. Bu da öğrenilmesi gereken bir şey. Ama bazen mesela hala yaşıyorum bunu. Ağlıyorum mesela bazen istiklalde yürürken bir şey canımı çok sıkmış oluyor. Kimi zaman o duyguda çıkıyorum bir yürüyorum. Ağlarken biri geliyor mesela fotoğraf çekmeye. Hmm. Şimdi ben ünlülüğü bilmem çünkü ben dönüp de kendime ünlü desem komik olur bence. Bunu yaşasam bu hayatın içine girsem bana uymaz yani. Vapura da bineceğim ben hatada yapacağım ben makyajsızda dolaşacağım ben bakımsızda olacağım kimi zaman. Ben hep tırnak yaptırmaya gidemem. Yani benim hep yapamadığım beceremediğim hmm. şeyler var rahmetli anamın bana vermediği ve benim mükemmel kadınlık anlayışımın içinde bazı boşluklar var. Ve yaş aldıkça, kadının illa ki böyle bir şey olmak zorunda olmadığını anladıkça... ...ve işte bazen de onaylandıkça kadın olarak şeyi anlamaya başladıkça... ...yani ha ben de kadınmışım, böyle de oluyormuş, bu model de varmış... ...ve sonra o kadınlıkta da mutlu olmak, rahat etmek, özgürleşmek... ...ve bütün kadınların zaten eşit olduğunu fark etmek, bütün insanları fark etmek falan. Kadınlıkla alakalı bütün bu sıkıntıların içinden çıktıktan sonra bence... Ben daha çok yeni fark ediyorum yani. insanların neden bazen sevgilerini biraz daha vahşi gösterdiklerini, biraz daha sınır ihlalinde olduklarını, senin ağlarken fotoğraf çekebileceğini zannettiklerini. Çünkü kendi duygusuna dönüp bakamıyor. Kendi duygusunun içinde kalma lüksü yok o sırada. Bu bir lüks bizim için. Yani ağlayarak istiklalde yürümek ve ağlarken birinin yanında olmak istememek ve yalnız kalmak istemek bir lüks. Yakın bir zamanda uzak bir memlekete tatile gittim kendi başıma. 21 günün 21 günü boyunca her gün bana yalnız mısınız sorusu soruldu. Tek başınıza mısınız? Yalnız mısınız? Tek misiniz? Toplumların çoğunda bu bile alışkanlık değil. Yani bir kadının tek başına hareket etmesi. de çok etmesi. tehlikeli. Alışkanlık süresi bir de, diyorlar ya tabii, şeker bırakma. Tabii tabii tabii. Süresi. Kadın yalnızlığa alıştı Üç hafta tek başına aman Allah'ım. İşte kadın ağlayarak bir sokakta yürüyor. Sadece kadın olduğum için bile değil. Bunu da yıllar içinde öğrendim. Hepimize bir şiddet uygulanır yani. Sadece ben ...bana uygulanan şiddetin karşısında o kadar korumasız bırakıldım ki... ...o kadar e, hor görülen bir pozisyondayım ki tarihsel olarak... ...ben ondan hiç hoşlanmıyorum yani kimseyle şahsi bir derdim yok... ...benim sistematik bir derdim var... ...bakıyorum ha diyorum ağlamanın kıymetini de bilmek lazım... ...ağlayan insana özel alan vermeyi de öğrenmek lazım... ...bunun için de sen ağladığında birilerinin sana özel alan vermiş olması lazım... ...diyorum ki bu insana özel alan verilmemiş... ...bu insan ağlayamamış tek başına... ...o yüzden benim tek başıma ağlama isteğimi anlayamaz ben bunu yeni anladım. Yani insanların bilmedikleri şeyleri yapamadıklarını. O yüzden de kimi zaman birine bakıp Allah Allah bu niye bunu yapıyor? Allah Allah bu insan nasıl bu kadar kötücül olabilir şu an? Allah Allah bunu nasıl anlamaz dediğimde bu insan buna hiç sahip olmadığı için. Ve bunu fark ederek benim buna göre sansürlenmem gerekiyor bak. Düşüncemin ve davranışımın. Ben hep o kadar özenerek davranıyorum ki gün içinde. Bu büyük ihtimalle benim hayatımı kısalttı. Eminim. Yani 85 yıl vurdum duymaz bir hayat yaşayabileceksem. Ben belki de 71 yıl vurdum duymalı bir hayat yaşayacağım. <laughs> çok kendimi görüyorum ya. Hah, yani Vallahi. Ve çok okeyim buna. Hmm. Çok okeyim. Yani o yanıma gelen insana dönüp. Ya ben ağlıyorum şu an ben bu duygudayım. Biz fotoğraf çekmesek canımın içi dediğimde. O bana darılacaksa. Onun isteğini gerçekleştirmediğim için. Beni şımarık ve kıçık kalkık bir ünlü olarak görecekse. Ya da. ...bana hıt diyecekse... ...ben buna varım. Yani ben... ...sevilmemeyi kabul ettiğim zaman bence... ...sevebilmeyi öğrendim. Tabii hepimiz için o. Hah. Öyle bir şey var. Onay beklemediğimde... ...takdir edilmeyi umursamadığımda... ...en çok tutan şarkılarımı sallamadığımda... ...bence ben ben olmaya başladım. En çok tutan şarkı dememin sebebi de mesleğim. Yani ben marangoz olsaydım da en çok satan... ...sehpamı yapmak yerine... ...içimden gelen sehpayı yapmaya başladığımda... ...marangozum diyecektim. Tam bundan bahsediyorum. Ve o yüzden de... ...şunu söylemek istiyorum... Bir baskı var hepimizin üstünde ve bunu anlamıyoruz bile. Ben şimdi kadın hakları aktivistiyim mesela değil mi dışarıdan bakılınca. Ama benim içimde derin bir kadın düşmanlığı varmış. Çok tatlı, güzel bir kadın makyajını yapmış, belki estetik seçeneklere başvurmuş bir kadın gördüğümde ben bu kadını yargılıyordum. Birkaç yıl öncesine kadar aslında. Allah Allah, sana ne kalben? Bir insan böyle mutluysa sana ne kalben? Senin cebine elini sokup parasını senden mi aldı bir? Hayır. Seni zorla ameliyathaneye mi götürdü bana yardım ettiği? Hayır. <laughs> Seni doktorla buluşmalarına götürüp burnu ölçülürken yanında elini mi tuttu? Hayır. Sana ne kalben? O kadar şeyi yargılıyormuşum ki kadınlıkla ve kadınlarla ve kadınların kendilerini nasıl ortaya koyduklarıyla, nasıl göstermek istedikleriyle, nasıl yaşamak istedikleriyle ilgili. Kendimi de şöyle yargılıyormuşum ben anne olamam. Ben gece çalışan kadınım kolay kolay ilişki bulamam. İşte ben çok güçlü geliyorum birilerine işte çok hızlı hızlı konuşuyorum beni kolay beğenmezler. Kendimden de nefret ediyormuşum böyle bir kadınım diye. İçinize dönüp bakmanız lazım. Bizi dinleyen bütün dünya güzeli dostlara buradan bunu söyleyebilirim. Ya bu çok düşünmekle de ilgili çok bir şey. Çok düşünmek lazım. Hayatta bence çok düşünmek değer ya. Hem değer ve hem de çok zor bir şey. Bahsettiğin şey, sen ağlarken fotoğraf çektirmek isteyen insanın biraz empatiziz olduğunu artık düşünüyorum ama onun dışında da insanlar çok empatiziz. Ben bir şey söylüyorum. İnsanlar diyor ki biz onu hiç düşünmedik. Düşünmemiş ben o kadar onu. düşünüyorum ki. Beni düşünüyorum on, mesela. düşünüyorum mesela. Seni düşünen kafasını oraya çarpacak adam var. Diyorum ki gelin sünger yapıştıralım. Sünger yapıştırıyoruz biz oraya. Yıllar sonra aa Kalbe siz sünyal yapıştırmışsınız bu amfiye hatırlıyor musunuz diyorlar falan gülüyoruz. <gülüyor> Eminim böyle inceliklerden bahsediyorsun. Tabii. Karanlığa fener yakmak aslında. Birlikte bu yolu yürüyoruz. Düşmeyelim yani bir yerimizi yaralamayalım. Çoğu insan kendi yaralanmasını bile düşünmüyor ki senin yaralanmanı Şimdi düşünsün. Şimdi diyecektim. Ya kesinlikle kendi öyle. Evladını bile düşünemiyor ki o gün içinde evladıma ne mutluluk götürebilirimi bile düşünemeden yaşıyor. Ben bunu anlamak zorundayım. Evet. Ben zorundayım çünkü benim bunu anlamaya vaktim var. Ben sana türetiyorum. Benim bunu anlamak sorumluluğum değil, evet. Aslında değil. Ben sadece şarkı söyleyebilirim. Sadece reklam yapabilirim bütün hatta reklamları yapabilirim o zaman. Bu kadar düşünmesem, bu kadar konuşmasam, bu kadar şeye el atmasam, bu kadar şeye karışmasam ben. Ne reklamlar yapabilir? Ne paralar? Ekibimden hep özür diliyorum. Çocuklar bir sürü para kaybettik bu yıl. Diye. <gülüyor> hani <gülüyor> ben ben olduğum için. Ama işte o yüzden de birçok sevgi kazandık. O yüzden de birçok mektup aldık. Birçok mesaj okuduk. O yüzden de birçok hayatının ve hatıralarının yok olduğuna inanan ya da değersiz olduğuna inanan insanın yanında var olabildik. El ele yürüyebildik. Ben buna da büyük bir zenginlik olarak bakılması gerektiğine inanıyorum bakılmadığı için bence gezegen çok kötüledi. Yani bunun da zenginlik olduğu bir gezegende yaşadığımızı fark etmediğimiz için birbirimize verdiğimiz anlayışın ve sevginin, birbirimizin yaralarına verdiğimiz önemin, özenmenin, kibarlığın, inceliğin, birini mutlu etmek istemenin bu tatmin etmek değil ama. Beni beğensin diye değil, beni eşi alsın diye değil, ben evladıyım diye değil, vatandaşıyım diye değil. Gerçekten o mutlu olduğunda ben de mutlu olduğum için. Tabii. Üretimle empati yapabilen insan Hah. şunu anlıyor. Yani kalben onu tercih etmediyse, orada yoksa, bazen görmüyoruz. Ben bunu yayınlarda çok söylüyorum. Bazen beş yayında bir yaptıklarımız kadar yapmadıklarımız ve tercih etmediklerimiz, bizi biz yapan şeyler ve bunun içinde biraz bazen de görülmesi, takdir edilmesi gerekiyor. Yani senin yanındaki ekibindeki insanlara mesela ya en azından kalben bunu tercih etmedi çünkü kalben kalabilmek için demesi lazım işte o eşin olur dostun olur ben herkese ne sorarım güzel diyorsun. yani öyle insanlara. O kalmalı geride o insan o dost o iş arkadaşı kalmalı yani senin yolun dikenli olabilir abi. Senin yolun zorlu olabilir. Herkesin yolu öyle dayıların bana midilli aldı dört yaşında... ...ben o midilliye binerek at binmeye başladım gibi olmuyor. Onun hayatı da zor oluyormuş hatta. Sonradan onu da öğrenmek zorunda kaldık. Midillili arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Senin de derdin varmış midillili arkadaş. Ama şuraya bakmak gerekiyor. Zorlu bir yol olabilir bu. Fakat bu benim yolum. Yani çok klişe ama başka yolum yok. Yani seni sen olarak kabul eden insan dediğimiz şey bu işte... Abi ne o ya falan diyoruz. Kendini sevmek ne ya? Nasıl yapılabiliyor ya bunlar işte? Seni sen olarak kim kabul edecek abi? Kim sevecek beni ya olduğum gibi? Sevgi o ama. Yani sevginin özü o. Sevgi biri için daha güzel bir şeye dönüşmek değil. Sevgi biri için daha kolay bir şeye dönüşmek değil. Sevgi bir meslek için de daha kolay bir şeye dönüşmek değil. Ben yolun başında mesela... Aslında herkes için daha kolay kabul edebilir biri olmak istedim. Bunu hatırlıyorum. Çok gençtim çünkü bence. Ben 28 yaşında Hepini daha 18-20 şey yaşında gibiydim. <laughs> çok geriden gelen Kemalettin diyorum kendime. Yani olgunluk söz konusuysa işte bir sözleşme okumak, avukat, telif hakkı. Aa ben gerilerden gelen Kemalettin. Çok sonradan öğreniyorum hepsini. Mecbur kalınca öğreniyorum. <gülüyor> hani <gülüyor> baktığımda o insan herkesin onu sevmesini istemiş. Ve bu çok tatlı. Bu isteği anlayabiliyorum. Şu anda o yaşta, o yaştan daha genç olup bunu çok isteyen bir sürü insan var görebiliyorum. Şu anda gidelim soralım. 13-25 yaş arasındaki dünya güzelleri eğer ünlü olmak istiyorlarsa, göz önünde olmak istiyorlarsa, bunun en temelinde sevilmek istemeleri yatıyor. Çıkacak. Hı -hı, hı -hı. Şey çıkmayacak. Çok para kazanmak istiyor olmaları. Çok başarılı olmak istiyor olmaları. Çok seviliyor olmak istemeleri çıkacak. Çünkü biz çok sevgisiz bir yerdeyiz. Elimin üstünde mırıldayan kedi. İstediğin sevgiyi biz, biz de istiyoruz. istiyoruz. Birinin göğsüne uzanmak ve şöyle demek. Burası evim. Ya yine kitabından ya, ya <laughs> ben... Kendimden alıntı yaptırdım bana güzeller güzeli <laughs> Ya çok hoşuma gidiyor Peki nasıl olunur da Çok gördüğüm bir şey daha önce başka iş yapan insanların işlerini değiştirmesi, düşüp kalkması, saçma saçma işlere girip çıkması ve daha sonra kendi yerlerini bulması. Sende o kadar çok şey var ki şimdi sana bakıyorum mesela marka müdürü olmuşsun. Tabii. Senaryo yazarlığı, Tabii. editörlük, proje yöneticiliği, reklam yazarlığı, çevirmenlik Lojistik var da sektöründe var. yönetici asistanı diye girdik sekreter olduğumuzu anladık. <laughs> dedim yönetici asistanı mı diyorsunuz sekreterlere siz dedim niye böyle yapıyorsunuz sekreter deyin gelelim işimizi yapalım. <laughs> Sonra sağlık sigortası satmışlığım var. Efendim dünya güzeli maddi durumu iyi olan çocuklara makale yazmışlığım var. Çeviri yapmışlığım var yıllarca Avrupa Birliği projelerinde Ardıl çeviri yapmışlığım var gençler için Leonardo gibi projelerde falan Leonardo da Vinci gibi. Yani çok iş değiştirdim ve çok iş yaptım <laughs> ve çok da mutluyum set işçiliğim var falan. Yani çok seviyorum. Kaç senedir o toplam? O toplam daha 14 yaşındaydım. Ben eve edebiyat yarışmalarından altın getiriyordum. Yok VCD player, DVD player falan kazanıyordum. Yani ben hep işçiydim. Ben işçiyim yani. 14 yaşından beri ben yazarak bile para kazanan, işte çeviri yaparak para kazanan falan bir insanın bir yolunu buluyorum yani eve para getirmenin. İlk şarkını 13-14... Onu da 13-14 yaşında yazdım evet. Geri Hangisi? dönme, onu işte sevgili Cem Adriyan'la bir düetimiz evet. var. Ee, artık ahbaplığımız yakın olmasa da birlikte bir hatıra bırakmış olduk böyle dinleyenlerimize, sevenlerimize. Geri dönme ilk şarkı, gitarda yazdığım o. Bir tane de belki var, onu daha hiç kaydetmedim. Saklıyorum Nilay'ım, onu saklıyorum ellilerime. <laughs> Şahane sözlerinden biraz 13-14 yaşında birinin yazmış olabilmesi komik geliyor. Şöyle... E, ya, komik gelmiyor o, çok iyi da... Anlıyorum. Ne yaşadığında bunu yazdın diyorsun. Evet. İşte yollar hep böyle uzun yıllar hep böyle e, acımasız mıydı söyle. Aşklar hep yalan nedir elimizde kalan. Baktığında hani maşallah yani. Bunun da sebebi büyük söz yazarları. Çünkü ben o zaman işte söyle buldun mu onu dinliyorum. işte Sevinç Tevz dinliyorum, Pete Smith dinliyorum, P.G. Harvey dinliyorum, Kings dinliyorum, Led Zeppelin dinliyorum, Bülent Ortaçki dinliyorum, Fikret Kızok. Şimdi büyükleri dinliyorum çok seviyorum onları. Onlar gibi de döktüreceğiz biz de o duygudayız. Hmm. O zaman ben aa Nilay ben ne şiirler ne şarkı sözleri o zamanlar baktığımda o yaşların romantizmi ve ahmaklığı ve zırız zırız duygusallığı büyüdükçe bende hiç kalmadığı için aslında hala 20 yaşında yazdığım şarkılara insanlar çok başka bir aşkla gidiyor. O yaşın duygusu başka çünkü aslında bir yandan da hı hı. ya o yaşta yazabildiğin romantik şey çok zırız zırılar ben evet. şimdi istesem o evet. zırıl zırıllıkta yazamam. Hı hı. Çünkü o o yaşın zırıllığı çok iyi anlıyorum. Evet. Senin de mesela ilk eserinden buraya gittiğin bir yolu. Ya da ilk yazdığın metin 14 yaşında deneme yazmaya, öykü yazmaya başlayan Nile'ye bakalım, konuşmaya başlayan Nile'ye bakalım. Şimdiki Nile'ye bakalım değil mi? Evriliyoruz, büyüyoruz. Büyümenin bazı dezavantajları da var. Olgunlaşmanın, dolandırılmanın, bir sürü pislik görmenin, bir sürü cevap öğrenmenin hayatta, bir sürü cümle kurabilmenin, birçok konuşmanın sende... Bazı duygulardan yediği, bazı coşkulardan tükettiği, bazı hevesleri kırdığı yerler de oluyor. Tabii ben hep enayi gibi geri dönmeye çalışıyorum yani sıfır noktama. Peki bu farklı farklı işlerin senin hayatına getirdiği sence bugünden bakınca nedir? Bence ben sosyalliği bilmezdim. Takım arkadaşlarını bilmezdim. Ben çok tekil bir çocuktum. Ailemin sosyal olarak dışarıda kalmasına sebep olan şeyler vardı. Bizim içeride hep kendi çekirdek ailemizin içinde yaşamasına sebep olan, bizi aile olarak yalnızlaştıran. Bu dinamikler sebebiyle de ben büyürken genelde çok yalnız, çok tekil bir çocuktum. Ve sonra çalışırken öğrendim ben. Yani ilk üniversitede yurtta kalarak öğrendim. O yüzden 55'e 5 Bilkent'e ve hep birlikte böyle burslarımızı alıp barlarda izleyeyim. Dünya güzeli kız dostlarıma buradan sevgiler. <laughs> Canım Erinç. Onun da ruhuna değsin. Hepimizin öyle özlediği artık sesini hatırlamaya çalıştığı ama bazen hatırlayamadığı dostları var. O yüzden ben ilk yurtta sonra da çalışırken öğrendim. Yani nasıl bir topluluğun parçası olunur. Hmm. Nasıl birlikte bir şey ortaya koyulur. Nasıl insan olunur yani. Ben onu birlikte yurtta kaldığım, birlikte çalıştığım, birlikte okula gittiğim insanlardan öğrendim. Çünkü çok arkadaşlık kuramadım yani ilk 17 yıl diyeyim. Sonra arkadaşlık kurabildim. O yüzden de galiba çok beceremedim de bazı şeyleri. Çünkü çok temelde olmayınca onlar. O sosyallik zaman sonradan çok gelmiyor aslında. Hala benim en sevdiğim şey evimde kedilerinle oturmak sessizliğin içinde mesela. <laughs> bu arada Mustafa Bey ve Seda Hanımın evet efendim iki deliden bir iki buçuk deli çıktık. <laughs> Baban asker, annen resim öğretmeni. Ama sanat tarafı çok güçlü bir resim İkizinde öğretmeni. İkisinde de öyle. Evet. İkisi de Müzik de müziği çok severler. Da biri işi işte daha Türk sanat ikisi biri daha Batı müziği. Tam ben zaten onların sentezi gibi oldum yani bu kelime de geri döndürülük atma şu an. Şiir de seviyorlar. Dedim bayılıyorlar. Yani bizim evde bari yeri çok vardı. Urmumcu vardı, Neruda vardı, Orhan Veli vardı, Cemal Süreya vardı, işte Didem Matak vardı, Nilgün Marmara vardı. Onlar vardı yani ben onlarla büyüdüm. Annemin bana anlattığı işte Degas'ın tabloları, yok efendim Van Gogh nasıl, neden delirdi, bir sanatçı delirince ne olur. Ben bunları 5 altı yaşında rahmetliyle konuşuyordum mesela. Sanat ve delilik ilişkisi aslında bunun delilik olmadığı ama bunun politik araçlar tarafından ve siyasi yapılar ve kurumlar tarafından bir delilik olarak lanse edildiği topluma bir gün bana da böyle diyebilecekleri falan bana annem bunları rahmetli anlatırdı. Kaç yaş farkınız vardı? Benim annemle 34 babamla 40 vardı hmm. çok Evet. hep çoktu beni bu da ayırırdı diğer arkadaşlarımdan mesela hepsinin anası babası benimkilere göre daha gençti. Anası babası herkesin birlikte yatıyordu. Benim öyle değildi falan. Bir sürü şey beni çocuklardan ve dostlarından ayırdı yıllarca akranlarımdan. O yüzden bizi dinleyip de akranlarından ayrı hisseden, tuhaf hisseden, en yakın arkadaşını henüz bulamamış olan, dostlarını toplayıp da böyle o sofrada oturamamış olan varsa Kendinin en iyi arkadaşı olmak da bir seçenek dünyada. Ben bunu hiç kabul etmedim yıllarca ve hep nefret ettim. Kendimle baş başalıktan. Hep bunu bir eziklik olarak gördüm. Halbuki bir insanın kurabileceği en güzel ve en tatlı aşk ilişkisiymiş. Yani hmm. kendinle en iyi dostluk. Kendini sinemaya götürmek. Kendi yazdığım bir şeyi sessizce okuyup bir işte bankta oturmak. Çok sevdiğim bir kitabı alıp yanına bir yola gitmek. Çok sevdiğim bir filmi izleyebilmek için, bilet alabilmek için para biriktirdiğin o hafta. Bu o kadar önemliymiş ki benim hatırladığım en güzel hatıralarımın içinde en sevdiğim uğraşlar var. En sevdiğim insanlardan önce Neler onlar? Mesela? Müzik mesela, Müzik, yazmak tabii. mesela. Bunu paylaştığım alanlar mesela. Bir sahil çok plastik doluysa, çöp doluysa onu topladığım gün mesela. O sahili temizlediğimi hiç unutmam. Sahil temizlediğim günleri, işte çöpçülere yardım ettiğim günleri... ...yaşlı birinin torbasını tutup götür. Aa kendime öveceğim günleri kendime hiç unutmam. <gülüyor> <gülüyor> Kendinizi kendinize övecek bir dostluk geliştirin kendinizle yani. Öyle günleriniz olsun. Kimsenin bilmesine gerek yok. Ben kendim açıp bakıyorum fotoğraflara. Ulan kaymış diyorum. Ne tatlı şeyler Hı. oldu be. Peki duruyor mu o yazdıkların mesela? Mesela kağıtlar arşivcimesidir. örnek bir şey söyleyeceğim. Aa, daha bomba bomba. <laughs> Nilay Örnek'le bu podcast'ta. Nasıl <laughs> olunur? Şimdi benim ya o, o ergenlik şiirlerimi buldum ben defterlerimi buldum sen oh şahane. Ve onun albümünü yapmak istiyorum. Şimdi ona çalışmaya başlayacağız. Bizimkileri toplayacağım ve ikna edeceğim ve ona başlayacağız şimdi. Günlük tutar mıydı? Var. Evet işte oh onları şane, buldum. Vallahi şane. rahmetli saklamış onları. İlk menajerim canım menajerim, tek menajerim diyorum. <laughs> Seda saklamış onları. Onları buldum. Çünkü babamla rahmetli olunca bir sürü kutu geldi bana. Onun sakladıkları arasında annemin sakladıkları falan çıktı. Şey çok güzel. Yaz tutarken e, birinin kaybından sonra aslında kaybolmayan şeyleri keşfetmek o kadar güzel bir şey ki. Hmm. Ben onun tadını yıllarca alamadım yani annemi çok genç ve bilinçsiz bir halde kaybettiğimden ve onu ölüme uğurladığımdan onu o yüzden tutusunda. çok destek almalıyız. Bunu sağlamalıyız bence üniversitelerde özellikle ve liselerde inanılmaz bir psikolojik destek biriminin olması gerekiyor. Çocuklara duygularıyla nasıl baş edeceklerini anlatan ve onların güvenebilecekleri bir alan olan yaşadıkları ve ifade edemedikleri ve anlayamadıkları deneyimleri paylaşabilecekleri, onları desteklemek için oluşturulmuş uzman gruplarından meydana gelen falan teknokrasi. Buna <laughs> inanıyoruzdur bakalım belki olacak 2137'de inşallah bekliyorum ben. <laughs> Bu arada sen uluslararası ilişkiler mezunusun. Yüksek lisans tezinin konusu da çok güzel. Tam o yaz tutmaya Çok bağlı. alakasız. Evet, diplomasiden anlamayınca mecbur gittik. <laughs> ...hiç benden olur mu diplomat? Ben yapamam ki. Ben ağzıma geleni söylüyorum. Avukat olmak istiyorum Avukat olsam o da hiç olmazmış. Gerçekten iyi ki ikisi de olmamış. Çünkü hani bir kalıbın içine girebildiğim bir şey yok benim. Yapamıyorum onu. Yapan herkese... ...ve o kalıbın içine girip orayı manipüle edip istediği... ...amaca yürüyen herkese çok saygım var mesela. Hı -hı. O bence müthiş bir şey. Hı -hı. Yani içeriye giriyor, sızıyor, Hı -hı. orayı dönüştürüyor. Hı -hı. Ben dışarıdan taş atıyorum. <laughs> Benimki biraz o yani. dışarlıyım. Tezinden bahsetsene. Tezim anı sanki. saklamanın yolları üzerine. Kaybettiğimiz, rahmetli olan ve çok sevdiğimiz insanlardan biz bazı eşyalar saklarız. Onlara da yadigar deriz. Biz peki neden bu alınıp satılsa asla parayla bedelini ödeyemeyeceğimiz ve değerini ölçemeyeceğimiz şeyleri neden saklarız? Hı hı. İnsan neden ölümde ve ölüm sonrasında bir eşyada vücut bulabilir? eşya bu durumda kapitalist sistemde nasıl bir değere sahip olur? Hatıra değeri diye bunu ispat ettim ve beşli bir değer sisteminin dışında bir değeri daha var eşyanın yani. İşte sadece işaret değeri değil, takas değeri değil, döviz kuru değeri değil. Bir de hatıra değeri var eşyanın. Ve bende çok öyle eşya vardı hatıra değeri olan. Sonra yıllar içinde o eşyaların kaybolmalarının ama zihnimde yaşamaya devam etmelerinin etkisiyle hatıranın nelere dönüşebileceğini fark ettim. Sonra zamanın hatıra üzerindeki etkisini görme şansım oldu. İşte annemin sesini unutmakla birlikte gelen. Ve annemin eşyalarına eskisi kadar özenemediğim bir yer. Ve annemin fotoğraflarına o kadar bakmadığım bir yer. Aslında ya nasıl dönüşüyor? Özlem nasıl dönüşüyor? Hatıra değerinin korunma eylemleri nasıl evriliyor? Şimdi benim annemi hatırlama biçimim artık konserde göğe bakmak mesela. Nereye gelmiş? Bir zamanlar lise ceketini saklamakta, annemi korumak. Şimdi ise... Onun hatırasını korumakla ilgilenmiyorum bile. O kadar çok hayatıma işledi ki hatırası çünkü. O kadar çok izi var ki bende artık. İçimde ve dışımda onunlayım zaten. Ondan parçalarım ve ben kendi bütünlüğüm. İnanılmaz bir şeye dönüştü yani. O yolculuğu çok seviyorum. O yüzden yazmayı sevenler ne olur yazsınlar. Sakın kötü olur diye düşünmeyin, İlk cümlemizi bulamıyoruz, ilk paragrafı yazamadık diye kitlenip de haftalarca kendinize işkence ediyorsanız üçüncü paragraftan başlayın, birinci bölümden değil ikinci bölümden başlayın o zaman, sondan başlayın gerekiyorsa, ne olur bir şey yapmak istiyorsanız onu herkes şöyle yapıyor diye siz de öyle yapmak zorunda hissetmeyin, kendi tuhaf yolunuz olabilir, siz onu sadece öyle yapıp iyi hissediyorsanız hadi siz öyle yapın o zaman, siz oranın <laughs> tuhaf çıkıntı insanı olmayın göze alın o zaman falan. Peki nemotik değer miydi? Ne değerdi? senin? Nemonik bu... aynen işte. Mnemonik. Hatıra değerini ne güzel değer. hatırlıyor. Aynen <laughs> öyle. Hatırlayamadım ama. <laughs> ben de takıntılıyımdır eşyaların. Ben size eşyalar ten gördüm de biraz. <laughs> <laughs> Karşılıklı. Ya ben çok anlamlar yüklerim. Nostaljiyle yaşayan bir insan değilim. Ben de. A anlamsız evet. nostaljiler sevmem. sevmem. Ben hani de bugün ne güzel. yaşayamadığımızı o güne ha, yüklüyoruz sanki ya. Sanki yaşıyormuşuz hiç o zaman gibi. O zaman da yaşamıyordu insanlar. Evet. Hani... Eskiden de çok iyi kavramına hiç inanmam ama. Yani biraz eşyacı bir tipim. Ben de. Anlamlar, Gerçekten saklamalar. o bileti de saklama var bende mesela. Öyle hani o ya? tren bileti çünkü ben onu alırken Avrupa'ya ne küfretmişim o gün. Yani bu tren bileti <laughs> böyle mi alınır kime ihaleyi verdiğini sanki amcaoğlunun yapıp makineleri <laughs> bunlar falan. O günü ben kendi Anadoluluğumla hatırlayacağım ya o bileti saklıyorum. Bu Anadolu kalbinin Avrupa'da ilk yolculuğu, ilk tren yolculuğu falan. Senin de eminim yani. Neler neler. Ya kaç sene önce Milliyet Gazetesi Mehmet Yılmaz yayın yönetmeni bir seçim durumu var. Bir önceki seçmen kağıdını bu sene de getireceksiniz gibi bir şey bahsediliyor. Bir tek senden çıkacak o kağıt. <laughs> i̇şte. İşte Sonraki Kimden daha çıkabilir. Yani bir şey aranır benden bulunur ve benim bir toplantı defterlerim var gazetelerde. Kim ne yapmış, toplantıya kim katılmış, o öyle İlay, mi olmuş babam falan. Başka bir şey. yani Tabii manyak senin madalya ben. madalya ben bir dahaki buluşmamıza ile geleceğim efendim. Cep telefonum 250 bin fotoğraf oldu. Her şeyin yani özellikle mesela street art çekerim. Bu kaybolacak binalar aman yıkılacak. Yıkıldı eski yeni bugünkü şey halleri ama ruh hastalığı tabii ki. Ben bir süre sonra bunu bırakmak durumunda kaldım. Devam edemedim. Peki Şöhret, senin için sanki çok plansız olmuş gibi geliyor. Hala planlamadığım <laughs> için 10 yıldan sonra biraz artık diyorum ki planlasak mı? Bu yıl biraz planlamaya başladık. Oturuyoruz, konuşuyoruz. ...ekip arkadaşlarımızla işte... ...bir müzisyenin kendine yatırım yapması... ...bir alanı kendi kiralaması... ...bir konseri kendi koyması... ...ben kendi prodüktörüm de olduğum için... E, ...yapım şirketi olduğum için... ...rahmetli annemin adına bir yapım şirketim var... ...hoş bir Seda diye. Ne güzelmiş. Hatıra korumanın yolları devam yani... ...full force. E, <laughs> O yüzden bunları ilk kez düşünmeye başladım mesela. Ben kendimin yapımcısı olarak, bu sanatçının kreatif direktörü olarak ne yapabilirim, ekibimle birlikte ne koyabiliriz ortaya falan diye yeni yeni planlamaya başladım yani. Son iki üç yıldır aslında bir özdeğer, bir özgüven, şöhret bana hep rahatsız edici gelen bir şey açıkçası. E, bilemiyorum o kelimeyle neden olmuyor ama tabii ki evet harika bir şey. Yani insanların seni sevmeleri sana sarılmaları, seni görünce duygulanmaları, seninle paylaştıkları hikayelerin gerçekliğini paylaşmava bu muhteşem bir şey. Bunun sadece seni çok yüzeysel yaşandığın, kim olduğunun hiç araştırılmadan, düşünülmeden, aslında seni sevilmeden bir yerde bir imge olarak var olduğun yer var bir de. Bir işte avatar olduğun yani. Hı hı, hı. Orası çok bana göre değil. Orada başarılı da değilim bence zaten. O renklerin içinde değilim, başka bir yerdeyim yani. Ve onu da yapamadığım için ha yapabilsem harika olur. Yani sosyal anksiyetem olmasa, kaygılı biri olmasam, kendi bakımıma daha çok vakit ayırabileyen, yani daha az tembel biri olsam işte daha az avarilik etsem. aylakla işte haybele adada yürümeye vakit ayıracağıma gitsem de o kostümleri seçsem, o terzilerde buluşsam arkadaşlarına falan ne güzel olur. Ama sana ürettiren de ha, muhtemelen o evet, avarilik dediğin bazıları için o yürüme. muhteşem işte kadınlık bir şey oluyor. O sanatçılık bir şey, o harika. Ama benimki avarilikte, aylaklıkta, yürümekte, insanlarla görüşmekte, buluşmakta, yabancılarla konuşmakta yüzerken kafamı kayaya çarpıp gözüm yaralayıp kendime bakmakta. O bakıştan bir şey öğrenmekte. O annelikten falan. Yani bir sürü şey var orada. Herkesin yolu başka. Bir de insanlar senin bu açıklığınla birlikte sana hikayeler de getiriyordur muhtemelen. Çok değil güzel mi? bir açıklık oldu aramızda. Bana her şey anlatılıyor. Ne oluyor ayol diyorum. Ben bile geldim mesela sana bir şey anlatırken. Bak sen bunu kullanırsın da. Sanki Canım hani şey hiç... vardır ya. Hemen onda bir şarkı Kızım yazacak. Kızım biz diye araklayacak mıyız onu? Biz ana hırsızı mıyız? Gerçi Hayır. çalarım o ayrı. Diyorum ki ne kadar dönüştürebilir. Yani sendeki o yeteneği diyorsun. gördüğüm için söylüyorum. Ne güzel söylüyorum. bunu söylemen. Ne güzel hissetmen bunu bunu paylaşmak. Vallahi harika ben bir de şey bu. Ben öyle duruyor. Sen kullan. Vardır ya. Sende çok duruyor onlar doğru <laughs> saçmalamayın lütfen küçük hanım şimdi Bo. burada beni şey yapmayın. <laughs> Peki bu sofar hikayesi işte plansız şöhret dediğim yani sen gerçekten salondan çıkma bir sanatçı oldun ve tevafuk diyorum ben buna hak edilen haklı tesadüf yani birikmiş bir şey var ve bir yerde bir noktaya geliyor ve patlıyor evet. onun çıkması gerekiyordu. Benim karakterimde bir şeyi çok zorlamak da var. Yani ben onu yeni öğreniyorum mesela. İşte biri dedi bana yeni yumurtalıklar koşmaz kalben. Yumurtalıklar durağındır diye. <laughs> Ona çok güldüm. Ben hep çok koşmaya, mücadele etmeye, hakkımı almaya ve saldırmaya alışmışım açıkçası. Bu çok maskülen bir şeymiş aslında. Hı -hı. Benim haberim yoktu bundan yıllarca. O yüzden de şeyi anlayamıyorum biraz. Yani o dur ve cool ol ve bekle ve o sana gelecek. O mesela müziği hiç böyle düşünmediğim için yani ben müzik yazarken ve müzik yaparken ve bağımsız olarak işte tatlı bir caz kulübünde ya da bir arkadaşımla işte bir kafede ya da bir şarap evinde müziğimi icra ederken bir zamanlar ve bunu hiç iş olarak yapmazken bunu bir gelir kapısı olarak icra etmezken bunu içimden geldiği ve sevdiğim için ve başka bir şeyde bu kadar mutlu olmadığım için yaparken en özlediğim şey bu hayatta belki de çünkü o geri dönüşü olmayan bir duygu durumu maalesef hı hı. o gitti yani. O duygu durumunun sana getirdiği muhteşem bir şey var. Yani müzikle benim buluşmam o yüzden çok hesapsız, o yüzden çok plansız. Yani ben kariyerimi planlamadım. Ben kostümlerimi dikmedim. Ben nasıl görüneceğime karar vermedim. Kimlerle çalışacağımı bilmiyordum bir ekibim yoktu. Müzisyenlerim yoktu birlikte çalıştığım, ürettiğim. Hiç daha önce kayda girmemiştim. Daha önce hiçbir yapım ne demektir, bir menajer kimdir, bir yapım şirketi nedir, bir plak şirketi nedir haberim yoktu. Hiçbir avukatla oturup konuşmamıştım daha önce. Hiç mali müşavirim olmamıştı. O kadar cahil, o kadar bilinçsiz, o kadar sadece müziği seven ve bence e, kendi şarkılarını yazmakta becerikli biri olarak içeri girdim ki... ...o yüzden bence baktığımda o zaman cehaletle, bilinçsizlikle söylediğim şeyler çok kibirli duyulmuş olabilir. Şimdi diyorum ulan salak ne demişsin o gün falan. Ama o gün onu derken o kadar samimiydim ve hiç o anlamda da demedim onu da biliyorum falan olsun. Ya da o insanla çalışmışım gidip bulan salak diyorum hiç mi Ekşi'yi okumadın, hiç mi Google'lamadın? <laughs> hani yazmışlar. Gitmişim mesela o insanla bir şey yapmışım. O insandan herkes nefret ediyor ama benim hiç umurumda değil. Çünkü ben çok sevmişim o insanı. Kimi zaman böyle şeyler de olmuş. Hmm. Hala da devam ediyor. Hiç umurumda değil kimin kimi sevdiği. Ama şu önemli. Ya o insan tabii ki birilerinin haklarına tecavüz ettiyse, birilerine kötü davrandıysa, birilerinin hakkını yediyse ben ondan bahsetmiyorum. Ama biri birine gıcık olduysa ben o hikayeyi iki taraftan da dinlemeyi tercih ediyorum. E, tabii. Ha hmm. Çünkü biri birine gıcık olduysa onun çok başka sebepleri de olabilir. Yani suyuna gidilmemiş olabilir, çıkarına gidilmemiş olabilir, istediği gibi olmamış olabilir. ...artık onları da öğrenmek zorundayım yani çünkü. Tabii. Ceylo belgeselini izledin mi? Ay bir şey söyleyeceğim o ne manyaklık ya. Evet ya hırsızlık. Şimdi Ceylo'ya <laughs> laf etmek de istemiyorum Ceylo. Ben de istemem. Canımın içi Ceylo'm. Ben de istemem. Gülüm ama. ne yaptın aşkım sen. Ben yoruldum izlerken. İnsanın hayatının filmi bu olmamalı. Yani insan hayatının filminin içinde bazı eksiklikler... ...bazı kusurlar, bazı çirkinlikler, bazı yamukluklar da olur. Yani insanın hayatı bir peri masalı olamaz. Ama o hırs bence biraz zor. Allah'ım bir yerden sonra Ceylo için üzülüyor muyum o, ben diyorsun üzü, yani. Şey lafım var benim... ...Tarkan'a üzülürken buldum kendimi. <laughs> Ona benzedi. Kalbim bu kadar da yüce gönüllü olma diye... Bir <laughs> ...hayır bırak Tarkanlar sana üzülsün be kızım. Çok Ona güzel, da buradan Tarkan. sevgiler... ...müthiş çalışkan ve ekibiyle çok mutlu olan... ...ve birlikte çalıştığı herkes çok yücelten de... ...bir insanmış duyduk çok seviyoruz sağ olsun o da... ...üretimleri ve istihdamları için... Ondan sonra Cima... <gülüyor> <gülüyor> ben seviyorum. ve istihdam aşkım. Ben ve istihdam. <laughs> <laughs> <Vitaliz müsünlesin> Bir <bak. gülüyor> Hani o kadar değerli bir şey oldu ki insanın emeği. Yani insan emeğine değer veren insanlar da evet çok ya. önemli oldular. Ayrık insan. duruyor Ay, artık evet böyle. ya insan emeği ve ona verilen değer. Çünkü o kadar değersizleşti ki bu. Bence en değerli şeylerden çok biri. Çok punk oldu yani. Emeğe değer vermek aşırı punk aşırı <laughs> ana. Evet öyle oldu. Yani bunu yapan inanılmaz kapitalist biri olsa da anarşist oldu falan farkında olmadan. Yani çok komik şeyler oldu aslında dünyada. Tabii bu arada ekşi sözlük dedin. Kalbenin sahnedeki garip hareketleri aa, diye başlık aa, var. Aa. Var mı? Onun başlığı da gelmiş mi? Ay çok mutlu oldum. <laughs> bir de yüz bin sayfa var okuyamadım. Hiç ben okumuyorum mi? artık. Çok güzel bir şey olduğunda hissedip okuyorum onu. Ama artık diğer delice çılgınca şeyleri ya da benim ne olduğumu bilmeden... Ben üç yıl hiç içki içmedim en çok hakkımda kafası güzel diye o zaman yazı yazılmıştır mesela <laughs> bir tane de Solcu gazete beni sadece oldum diye linç ettirmiştir o dönemde ben bu ülkede kitlelerin artık kimi ne diye yargıladığına değil kendimin nasıl hissettiğine kendimin o dans ederken ne kadar güzel hissettiğine kendimin sonunda bu göğüslerin bu memelerin bu vücudun bu bacakların özgürleşmesiyle ilgili yaşadığı deneyime bakarım. Memelerini ben insanlar... ve bacaklarını tuttuğunu da söyleyeyim Gör... <laughs> O kadar <laughs> Anlatırken... mutluyum ki evet. <laughs> Onları tutabildiğim, sonunda onları sahip çıkabildiğim için vücut parçalarımı hala onlar diyorum. Ya hala benleşmediler bile tam anlamıyla. Benim başıma ne geldiğini kimse bilemez. Kimse de bilmesin zaten, istemiyorum. Yani o değil mevzu. Ben istiyorum ki benim başıma gelenler başkalarının başına gelmesin. Bu kadar. O yüzden öyle dans ettiğimde insanların ne dediğiyle değil, o dansın birilerine ne hissettirdiğiyle daha çok ilgileniyorum. Evet. Özellikle de oraya parasından ve zamandan ayırarak gelen, benim dünyamın içine, benimle giren insanlara da daha çok saygı duyuyorum izniyle herkesin. <laughs> Peki şarkı en son yaptığını daha çok mu seviyorsun? Evet çok net Nilay örnek tabii ki de. <laughs> ay O da çok üzücü dinleyici için çünkü dinleyici senin ilk yaptıklarına <laughs> çok bağlılık hissediyor. Senin o dünya güzeli sevgi bağı kurduğun insanlar senin aslında genelde en genç, en toy, en yeteneksiz, en cahal zamanlarını <gülüyor> 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 seviyorlar. <gülüyor> Sen giderek yeteneklerini geliştiriyorsun, becerilerini geliştiriyorsun, öğreniyorsun, içinde böyle erbap olmaya başlıyorsun. Aman Allah'ım o şarkıları nasıl yazar oluyorsun filan. Yıllar içinde benim en büyük şansım ben ne üretirsem benim üretimle yürüyen, benim en son üretimime, en yeni üretimime, beni en çok ifade ettiğine inandığım üretime de benim ilk üretimim kadar saygı duyan ve bağlanabilen bir aile olduk biz. İşte bir dijital mecrada en çok dinlenen ilk on şarkıma baktığımda bütün zamanlardan şarkılar var orada. 10 Ocak'ta, 11 Ocak'ta yeni yayınladığımız şarkı da var. 2022'deki Eski Dünya'nın Yangın albümündeki şarkı da var. 2019'daki bir EP'deki şarkı da var. Benim ikinci albümde var, birinci albümde var. Harika bir şey bu. Bir de Nüket Duru gibi sanatçılar mesela senin onların şarkılarını söylemeni de çok değerli buluyorlar. Mesela onun için İnanılmaz en bir iyi şey. söyleyenlerden birisi. Ben aşırı bu, 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 mesela aklıma geldi. Şimdi ben niye cover yapmaktan imtina ediyorum? Başka birinin şarkısıyla yaşamak bir yüke dönüşüyor hmm. bir süre sonra. Hmm. Ben de bu yük, yani ben bunu kaldıramıyorum da bir süre sonra. Sonra. ama bu Duru olduğunda kendisi söylüyor ama bu Erol bunu. Ama o ya, ya inanamıyorum. Yani o zaman o beni seçtiğinde yani o muhteşem büyük sanatçı ve canım insan beni seçtiğinde şimdi bazı şeyleri sürdürebilmek yapmaktan daha değerli bir şeydir. Hmm. Çok yetenekli olabilirsin. 3 yıl fırtınaları estirebilirsin ama bunu bir de 30 yıl yapmak var. Tabii. Bütün fırtınalardan kasırgalardan iniş çıkışlardan çıkmak var. Bütün ekonomik krizleri, bütün siyasi krizleri göğüslemek var şey vardı Paten yeni rampa. <laughs> Sonra o rampa eskir. Herkes onun üzerinden atlar 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 rampa eskir ama rampa oradadır abi. Hala bir sürü çocuk onunla paten kaymayı öğreniyordur. Onunla kaykayı öğreniyordur. Önemli olan o rampa olmak. Tabii. Erol Evgil yayınım. Ne yayın bir ya? bir şey bu. Eskimemek, yılmamak, Tabii, vazgeçmemek. Tabii. Takdir ettim. Nükhet Duru da öyle. Para kaybetsen de, dolandırılsan da, şiddet görsen de, konserler senin suratına kapatılsa da... ...mekanlar seninle çalışmasa da, yasaklansan da devam etmek. Ben açıkçası uzun maraton koşucusu diyorum böyle insanlara. Sadece sanatta değil, her alanda. Mesleğini icra ederken uzun bir yol koştuğunu bilmek. Kısa sprint atıp parayı vurdum, şöhreti yakaladım... Artık umurumda değil. Hep aynı şarkıyı yapsam yaşarım. Değil. Sürekli gelişmek. Her meslekte. Kendi mesleğiniz açısından dinleyin burayı. Benim için o şarkı demek. Hep yeni bir şarkı yapmanın peşindeyim ben. Hep aynı şarkıyı söyleyemem çünkü. Birileri Alaturka seviyor diye hep Alaturka bir şey veremem halka. Ben halkımın arzularını ve isteklerini daha derinden yakalamak isterim. Evet. En yüzeyde, en popüler olan, en çok beğenilen şeylerini tekrar insanlara geri vermek benim enterese olduğum yer değil. Beni tahrik eden yer orası değil. Beni tahrik eden şey en düşünmedikleri en beklemedikleri en istemedikleri şeyle de dans edebildiklerini hissetmeleri. <laughs> yani en uzlaşamayacakları şeyle de uzlaşabildiklerini hissedebilmeleri. Ben bu insanla anlaşamam dedikleri insanla yan yana şarkı söyleyebilmeleri. Herkesin ilgi alanları var bir şey üretirken. Bir sürü sanatçı var değil mi? Bir sürü beyin cerrahı olduğu gibi. Her beyin cerrahı o kadar değil ya da o alanda öyle değil ya da o seviyede değil. İşte tam olarak böyle bir şeyden bahsediyoruz. Ve her birincerede bunu olmakta istemiyor zaten. Ben kendim için tutarlı bir yol yürümek istiyorum abi. Ben ölmeden önce şey demek istiyorum. <laughs> ya gerizekalı iyi takıldım. <laughs> Çok güzel. İyi sohbet ettin, iyi yaşadın. Dostlarını iyi sevdin. Dostların gitmiş olabilir. Hiç kalmadı biliyor musun eski dostlarımdan hemen hemen artık. Çoğu bir herif için gitti hayatımdan. Çünkü ben heriflere bağlanarak hayatlarını yakıp yıkmalarına bir noktada dayanamıyorum. 20 yıl olsa, 20 yılın sonunda bir şey diyorum. 12 yıl olsa, 12 yılın sonunda bir şey diyorum. Ve ne yazık ki hala geleneksel olarak heteronormatif ilişkide de kadının kendini kırık ve bozuk bir şey olarak görmesi ve hep onarmaya çalışması gördüğümüz bir dinamik. Yani kadının terapiye gitmesi, kadının antidepresan kullanması kendi için tasarlanmayan biliyorsun antidepresanlar son 5 yıldır kadınlar üzerinde test ediliyor ve öyle üretiliyor. Ondan önce bizler denek bile değildik. Sürekli gelişmesi ve düzelmesi, kadının... farklılaşması gereken kadın gibi oluyor. Hep o, hep o şifa şifalanacak. <laughs> yani maalesef öyle. Yemek yapmakla ilişkinde sen seramik bıçak aldığında şaşıran insanlar var çünkü. Aa, o kadar güzel bir şey dedin. O dostum artık yok hayatımda mesela. Seramik bıçak aldığında şaşıran dostum, benim kadınlığımı onun üzerinden ölçen dostum, canım dostum. Yani ben artık bunu istemiyorum. Yani birbirimizin evlerine gittiğimizde hala birbirimizin mobilyalarını bıçak takımlarına, işte yok tabaklarına bakıp da yani... ...aa sende bu mu var falan birbirimize yapmayalım bari bunu. Yani dostumuzla yapmayalım bari bunu. Neyse işte akılda verecek halim de yok. Çok severim yemek yapmayı. Hmm. Çok. Ne yaparsın mesela güzel? Benim mesela siyah havuçlu enginarım vardır fırında. Of. Tabii. En sevdiğim yemeklerinden biri. <laughs> Müthiş yaprak sarman vardır. Tabii. <laughs> Lazanya. Tabii. Hem de her türü vegan olur, vejetaryen olur efendim, zalim olur her türü. Çok seviyorum. Yani taze fasulye yapmayı çok severim onu hatırladım şu an. Börülce en sevdiğim şey. Oo. Hemen börülce yaşayacaksın zeytinyağını üzerine istersen nar ya da bazen sirke ya da limon sosunu hazırlayacaksın. Ben bir sarımsak aşığıyım. Bence sarımsak sevmeyen biriyle birlikte olmam da Soğan mümkün değil. Soğan sarımsak ben de çok severim. Çok seviyorum. Aşk <laughs> bence budur bana göre. Kime göre nedir bilemem. Aşk bana göre budur. Benim <laughs> blacktop'um ne biliyor musun? Küçük pislik parkı. İşte bu harika bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Little trash park. I love it girl. Bayılırım. <laughs> Fakat turneleyince yani çok çalışınca yemek yapamıyorum. Çok çalışınca benim evdeki kalbenliğimden yiyor bu. Bunu hmm. gördüm. Hmm. Yani sürekli oteller, yolculuklar, sürekli kitlelerin yanında olmak, karşısında olmak, içinde olmak ve çok sevgi paylaşmak beni yoruyor bazen. O yüzden de çok evime bakamadığım oluyor. Hiç bitiresim yok. Doyamıyorum ben seninle Ben de geleceğim ki etmeye. tekrar. E, tabii ki gel. Yemek podcastimize yan bir podcast o çok net. başlayacak. Bana o. sözler verildi, ben sözler verdim. <laughs> şahane. Serkan Keskin de Lakerda anlatacak. O da söz verdi. Bak bak neler neler çıkıyor. <laughs> ben Lakerda'yı dinlemek isterim açıkçası. Nedir Vallahi bu ben Lakerda? ben de isterim ya. Bu arada Ahlak like Lakerda diye Aylin örnek. Akraba değiliz ama o da şahane bir karakter. Takip eden onu da takip etsin. Ne güzel ya nasıl olunur? Sence bildiğin tarafından, sevdiğin tarafından bu kadar üretmiş bir insan olarak nasıl iyi Ozan olunur? Sadece şarkıcı ya da yazar değil. O kadar güzel bir soru. Öncelikle bunu muhatap olduğuma nasıl heyecanlandım? Ama ozan kelimesi beni hep heyecanlandırıyor. Ben çok okudum hep. Yani ben 4 yaşında okumayı öğrendim ve dört yaşından beri okudum. Hep okudum ve şiir okudum en çok. Öykü okudum en çok. Küçük ve dışlanmış edebiyat türlerine daha çok ilgim oldu. Çocuk kitabı okudum en çok. Değil mi? Edebiyatta bile bir hiyerarşi var yani. <laughs> Olmaz mı? Ayıp ha? ama var yani. Olmaz mı? O tür o türü eziyor falan. Ben en çok ezilen türleri galiba buldum. Ne? Deneme mi yazıyorsun? Ha deneme mi yazıyorsun? <laughs> Kısa öykü mü? Ne? Şiir mi? <laughs> Sanırım korkmadım kompleksli olmaktan, ezik olmaktan, kaybeden olmaktan. Çünkü bazen ondan başka bir şey olamadığım için galiba dışarıdan bakıldığında, çocukluğum ve ergenliğimde. Çirkin olmaktan korkmadım, fakir görünmekten korkmadım işsiz kalmaktan korkmadım, istifa etmekten korkmadım, evsiz kalmaktan korkmadım. Çok korktum da bu korkuya göre yaşamadım yani. Hı. O yüzden korkmadım Hı. diyorum. Yoksa ben var ya falan evet. değil. Çok korktum. Hala çok büyük korkularım var. Hala faturalarım yatmadığında devlet aciz getiriyor şirket hesabıma bazen. Mali müşavirimi ağlayarak arıyorum. Neden aciz geldi bize <laughs> falan diye. Halbuki gayet hani vergiyle ilgili bir regülasyonla ilgili falan bir şey. Ama şeref meselesi o benim için. Şey, anladın mı? Hani yani açıkçası Ailemin gerçeklerinden de korkmadığım, babamla kavga etmekten de, yani yüzleşmekten, konuşmaktan, ifade etmekten, söylemekten, sevilmemekten, batırmaktan, sevilmemekten, çirkin olmaktan, yalnız olmaktan, terk edilmekten, boşanmaktan, dul kalmaktan, gazi olmaktan, şehit olmaktan, ölmekten ve yaşamaktan ve aralarında gerçekleşen hiçbir şeyden. Vücudumdan taşan sıvılardan katılardan, hiçbir şeyden bak. Tırnağımdan kılımdan çatlağımdan yamağımdan çok nefret ettiğim oldu, çok utandığım oldu, çok korktuğum oldu. Fakat korkmadım ya, yani ona göre yaşamadım. Hı hı. Ne zaman ona göre yaşasam çünkü başıma korkunç şeylerin geldiğini gördüm. Bence o ölmekten daha beterdi. Yani benim kendimi tutarlı bulamadığım yerler. Hı. Kendi şahsi şerefimle bütünleşemediğim yerler oldu hayatta. Ulan bu benim tam içimden gelen şey değildi dediğim. Fakat o zaman öyleydi zaman içinde de öyle görmeye başlamış olabilirim diye. Dedim ki belki o zamanın kalbeni bir tek onu biliyordu. Şimdi o kadını da sorgulama. O insancağızı, o genci de yargılama. Kendimden de korkmadım yani. Kendi uhtemden, hatamdan, pişmanlığımdan, rezilliğimden, çıkarcılığımdan, bencilliğimden, para gözlüğümden, yırtmak istememden. Kendimin seks istediği yerlerden, aşk istemek yerine. Kendimin bağlılık yerine bir eşya gibi birini yanımda dolaştırmak istediği yerlerden. Ben kendi çirkinliklerine ve kendi tuhaflıklarına ve kendi dürüst olmayan yerlerine de çok net bir şekilde konuşan ve onları da dışa vuran biri olmayı seçiyorum. Ben bunlardan bahsedebildiğim için bence o şarkı bizi bir araya getirme şansına sahip. Evet, bir mücadele alanı çıkacağını evet, biliyorsun. O yüzden. Ondan da korkmamak lazım. Korkmamak asıl. gerekir. Yani fakat korkan varsa onun korkusunu da anladığımı da bilsin. Hareket edemediğiniz bir yerde, bir şey söyleyemediğiniz yerde, birini korumak istediğiniz bir şey de olabilir o. Birine saygınızdan da susuyor olabilirsiniz. Ben çok da saygısız da biriyimdir. Vefasızımdır da ben biraz. Ben öyle kavramları istemem hayatımda. Çocukken de istemezdim. Yani ...biri bana iyi davrandı diye ben ona iyi davranmak zorunda değilim... ...bana niye iyi davrandığını anlamak zorundayım öncelikle... <laughs> ...ne var acaba burada? <laughs> Güzelmiş, düşünmedim. Evet. Yani şüphe etmenin de yazmanın temelinde olduğunu düşünüyorum... Hmm. ...yani bir şeye soruyla gitmek Sorgulama, istiyorsun çünkü... Tabii. ...şüpheci olmalısın... ...o yüzden ne yazık ki çok inançlı biri olamadım mesela... ...hani kendi tanrım kendi sistemim var ama... ...kitlesel inançların içine giremiyorum... ...bir şeye gıcık oluyorum, diyorum ki niye bu böyle... <laughs> Ama işte o insanların da bir anlamı var. Bu insanların da bir anlamı var. Hepsinin bir arada olmasının anlamı beni en çok enterese eden şey. Peki Türkiye'de birlikte nasıl daha iyi yaşarız? Çok istiyorum bunu anlatayım. Allah kısacık anlatacağım. Benim hayalim şu. Daha birinci sınıftan itibaren öncelikle bütün çocukların eğitim fırsat eşitliği olmalı. Yani benim bunu sağlamam gerekir bir vatandaş olarak. Bu vatandaş nasıl baskı oluşturacak kitlelerle birlikte kanun yapıcılara ve eğitim sistemini değiştirebilecek kurum ve tüzel kişilikleri ve şahıslara bunu benim vatandaş olarak düşünmek görevim. Ben nasıl bütün çocuklara eşit fırsat götürürüm, eşit eğitim götürürüm. Ve nasıl bu çocuklar duygularını ifade etmeyi öğrenebilirler, düşüncelerini ifade etmeyi öğrenebilirler. Yani Osmanlı'nın tarihini, Bulgaristan'ın, Yunanistan'ın ne zaman Osmanlı'dan ayrıldığını ben biliyorum. Ama ben 17 yaşında bir duygumu nasıl ifade edeceğimi bilmediğim için öfke krizleri geçiriyordum. Hatırlıyorum ben gençliğimi, ergenliğimi. Ne kadar çıkmazda olduğumu, ne kadar sıkışmış olduğumu, ne kadar böyle delirecek gibi olduğumu yani o öfkeyle neye dönüştüreceğimi bilmediğim, hangi duygu olduğunu anlamadığım. Halbuki korku yani bir sürü korku ve de içeride. Halbuki coşku, halbuki sevgi isimleri var bunların ya. Bilmeden 17 yaşına gelmişim. Bilelim, öğrenelim. Nefes almayı. Ben nefes almayı 30 yaşında öğrendim. Doğru nefes alıp vermeyi. Hala da unutuyorum. Hala öğrenemedim. Hala da evet yani <laughs> öğretiyorlar bana doktor öğretiyor unutuyorum işte nefes koçu öğretiyor unutuyorum sonra onlara gitmeyi de unutuyorum bir kere gidiyorum herkese sonra herkes beni vefasız sanıyor. <laughs> Sizi çok seviyorum bana bu ne kadar yardım eder herkes. <laughs> yani nefes almayı öğretelim. Meditasyon yapmak ayıp değildir. Meditasyon bütün sınıflardan, bütün zümrelerden insanların hakkı oturup bir sandalyede 10 dakika nefes alıp vermek. Bu kadar. <laughs> bu kadarmış ya bir de. Ben bunu sadece zenginler yapabilir sanıyordum. <laughs> Sadece aristokratlar yapabilir, meditasyon ben söyleyemem bile zannediyordum. Halbuki nefes alıp vermekmiş mesela. Bunu öğretelim insanlara. İnsanların yeteneklerini daha erken keşfedebildikleri bir eğitim programı yazalım. Ve o yeteneklerin üzerine gitmeleri ayıp olmasın, lüks olmasın. Ne müzik lüks olsun, ne bilimle ilgilenmek lüks olsun, ne din eğitiminin daha derinlemesine gitmesini isteyen çocuk lüks olsun... ...ya da işte ayrıcalıklı olsun, bütün çocukların ve gençlerin bütün öğrenme çabaları eşit olsun... Ben öğrenmenin çok ve coşkulu olduğu bir yerde insanların da birbirlerine soru soracaklarını ve birbirleriyle daha çok iletişim kuracaklarını ve birbirlerinin kim olduğunu öğrenmeye daha meraklı olacaklarını, birbirlerinin dinlerini, mezheplerini, birbirlerinin geleneklerini daha iyi dinleyeceklerini, birbirlerinin şivelerini, aksanlarını, ağızlarına daha çok dikkat edeceklerini. Ya senin dilin ne ya? diye sorabileceklerini. Ya sen nerede doğdun? Senin ırkın ne? Senin atalarını tanıyor musun? Bunlar aslında çok doğal sorular olabilirdi. Birbirimizden ayrılmak için değil, birbirimizle yakınlaşmak için kullandığımız, flört için, dostluk için kullandığımız, iş arkadaşlığında daha iyi olalım diye kullandığımız sorular olabilirdi. Biz bunları nerede yaşıyoruz halbuki? Yani... Tonunu değiştirdiğinde soru ne olacak? Ya anladın <laughs> mı? Çok iyi anlıyorum. Ben Türkiye'nin sorularının tonunu değiştirirse İnsanlarının bir arada yaşamaktan, birbirlerini sevmekten, sevişmekten, komşuluk etmekten, evlenmekten, birbirlerine öğretmenlik, öğrencilik yapmaktan hiç çekinmediklerini, ustalık, çıraklık etmekten hiç çekinmediklerini görüyorum. Ben insanları birlikte gördüğümde birbirlerinden nefret ettiklerini hep etkiler altındayken görmüşümdür. İnsanlar o etkilerin altında değilken, yani kitlesel olarak onları bu şekilde yönlendiren araçların sözünü dinlemek zorunda bırakılmadıklarında, zihinleri daha özgür olabildiğinde yaşarken ve bir para kazandıklarında bu paranın pul olmadığını bildiklerinde, çocuklarını okula gönderebildiklerini, bir ayakkabı alabildiklerini, kış geldiğinde bir palto alabildiklerini bilirse bu insanlar, o zaman birbirlerine soru da sorarlar. Bunu da desteklemek zorundayım. Bu sadece eğitimle de olabilecek bir şey değil. Bunun aynı zamanda ekonomi politikalarına da işlemesi gerekiyor. Geleneğimize de işlemesi gerekiyor. Birbirimize daha az riyakarlıkla gitmek. Daha açık sorular sorabilmek, daha az alt anlam kullanmak, daha az sarkastik ve kinayeli olmak. İşte düz sormak yani. Ben o düzlükteyim. Sen böyle böyle davrandığın için ben böyle hissediyorum. Fakat sen böyle davranırken acaba bana böyle bir hıtlık yapmak mıydı niyetin diye soruyorum ben mesela. Bu netlikte soru soruyorum artık insanlara ki cevap alayım. Ki ön yargılı olmayayım, korkmayayım, olmuş gibi davranmayayım, varsaymak zorunda kalmayayım. Zannettiğim şeyin üzerine sistem kurup sonra yıkıldığını izleyip üzülmeyeyim. Karşı tarafta da olgunluk gerektiren bir şey çok iyi anlıyorum ve Cem Mansur da Nurcan Akat da zamanında korolarla iş yapmış oh. Cem Mansur zaten hani hala çok başarılı bir orkestra şefi de Nurcan Akat bir gazeteci ama operacıydı da. Şöyle bir şey söylediler bu soruyu sorduğumda keşke çok sesli müzik koroları mesela çok çocukluktan itibaren Hah. çok sesli birlikte şarkı söylenen ortamlar olsaydı yani onlar kendi alanlarında söylediler. Ne kadar güzel söylediler. bir öneri ki benim bunu söylemeyi unutmuş olmam artık hani ne kadar kafamın başka yönlerde çalışmak zorunda kaldığını gösteriyor bana öyle güzel korolar olsun ne kadar güzel bir fikir birlikte şarkı birlikte söylemeyi. şarkı söylemek. Benim için en doğrudan iletişim, benim için en net siyaset, benim için en net devrim, benim için en net dönüşüm ve sevgi. Ve hiç politize olmaya gerek yok. Hiç gerek yok yani. Hiçbir ideolojinin olmasına gerek yok aslında. Bir araya gelip şarkı söylemek. Ya benim Türkiye'de kendime en 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 iyi hissettiğim 20 olayı saysan, birlikte şarkı söylediğim konserleri sayarım. En iyi duygu durumuyla çıktığım yer konser benim hep bir sinema filmi, bir konser bir tiyatro eseri ya yani insanların bir araya gelip bir şey yaptığı o kamusal alanın bizim mahremimize de girdiği ve hepimizin bir mahrem paylaştığı bir arada ağlayabildiğimiz gülebildiğimiz bir arada <laughs> nefesimizi tuttuğumuz bir arada dans ettiğimiz birini öpüşürken görüp yargılamadığımız yer müthiş bir şey müthiş bir yer orası yani çok yordum seni değil mi ya ben sen ne sohbet nasıl <laughs> yorucu olsun ben şu an enerjiyim dinleyenler aradaki boşlukları editle aldığımızı düşünebilirler. Hayır almadık. <gülüyor> <gülüyor> Hiç boşluk yok. O cümle ederken ben arada soru soruyorum. Şahanesin yani. Seninle masa tenisi oynamak gibi bir şey yani çok sohbet etmek. Çok teşekkür ederim. Etmek. Yani Seninle sohbet etmek çok güzel. Artık kendimi saklamamak. Gözler Gözünün karşısında renklerini. yavaş olmak evet. zorunda olmamak. Gözler renklerini diyebilmek çok güzel. Diyorum ya sponsor benim için çok zor bir ha. şey. MAC Kozmetik bu yayına destek oldu ve çok istediğim bir ...insanla tatlı ya bir, bir destekçim şey var. Mac ailesi, kapanışta da söylemek istiyorum... ...ben ben olduğum için bu zormuş değil... ...ben ben olduğum için bu harikaymış gibi hissettirdiler bana... ...bu harika bir şey evet, işte. Evet. Ve senin sen olmanı zor bulan... ...insanlarla bir şeye varman... ...güzel bir yere çıkman çok zor. Çok güzel bir şey söyledin. Senin sen olmanın sana daha kolay gelmesini... ...sağlamaya çalışabilir dostların. Pijamalı diyorum ben ona. Hah. Pijamalı gibiyiz. Hah. Hah. Yani aşk da bu, dostluk da bu, iş arkadaşlığı da bu. Bir şeyler hep dip dip olmak zorunda değil. Herkes hep mıç mıç olmak zorunda değil. Herkes hep seni pohpohlamak, övmek zorunda değil. Doğrudur. Sana herkes çok paralar kazandırmak, yolunu açmak işte. Seni simlere bulamak, seni parlatmak zor. mecbur değil insanlar bunlara. Kimse seni daha mutlu etmek zorunda değil. Fakat bazı ilişkilerin ve bağların doğasında bence birini daha mutlu etmek istemek var. Ya tabii. Bana enayi diyebilir birileri. Bana işte insanları tatmin etmeye çalışıyor. People pleaser. Ay çok toksik diyebilir. <laughs> Benim bahsettiğim şey bu değil Tabii. ama. Benim bahsettiğim şey sana bakıp senin çabanı gören, senin niyetini gören, senin sevdiğin şeyleri gören insanların sana candan desteği. Ben bunu çok nadir yaşayabiliyorum hayatta. Fakat bence bu nadirliğin içinde milyon güzel insan da oldu. Yani müzikle yakalama biçimim çok nadirdi. Ondan bahsediyorum. Fakat yakaladığım insanlar o kadar harikalar. Her biri kendileri de nadir filan. Bütün karşılaşmalarda o nadir deneyimi yaşıyorum bir araya geliyoruz bin kişiyiz on bin kişiyiz gene nadiriz yani bu çok ilginç bir şey nadiri de azız anlamında kullanmıyorum özenliyiz inceyiz tatlıyız kendimize hasız yani bu çok tatlı bir şey Tabii. bunun kıymetini ortaya çıkarabilen insanlarla üretmek onlarla sevmek onlarla sevilmek Onlarla öpüşüp koklaşmak, onlarla parklara serilmek, onlarla bir eyleme gitmek, Onlarla bir sivil toplum. Nasıl bitirelim kalbem? Bir şey söylemek istersin. Söyleyelim ben. Çok ben. Söyleyelim. Sevinirim yani ama seni de böyle nefessiz bırakmış gibi hissediyorum. Hiç değil. Seni çok seviyorum ve burada olduğuma çok mutluyum. En son yazdığım şarkıdan bir kuple söylemek Olursun. istiyorum. Sevgilim neden yakın bir arkadaş gibi sesin? Bilmedi nasıl soğuk yerimdeyim. Ördüğün duvar sen gibi kokar. <laughs> çok teşekkür ederim. Yine örnekle nasıl olur bu bölümün şey haftası, şey, size akşam. <laughs> Şahanesi. Görüşmek üzere. Dinleyiciler için çok sağ olun. <laughs>